Cemre. Cemre şimdi olmaz. Şimdi olmaz, ne olur aç yüzünü aç, bak bana. Cemre bana bak. Cemre. Cemre bırakma beni. Cemre. Korkma Osman abi. Ya bunlar ne yapıyor ya? Ne ilgisi var Osman abinin? Yani orada bile değildi. Cemre'yi nasıl öldürsün adam? Ali. Sen bir şey biliyor musun oğlum? Benden bir şey mi saklıyorsunuz yine? Ali cevap versene bana. Çocuklar cevap verin bana. Ay delireceğim, biri cevap versin. Adamı götürdüler. Abla tamam. Biz gidelim emniyete. Neyse bildiğimiz yolda konuşuruz biz. Sen mi bir şey biliyorsun? Osman abi miydi? Abla tamam. Yeri değil şimdi. Tamam konuşuruz. Hadi. O değil anne. Masumdu. Osman amca öyle bir şey yapmaz. Tamam. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Osman amcayla konuşmaya gidiyorum. Biz de geliyoruz. Zeyno, sen annenin yanında kalıyorsun. Ne kadar sen de ağlama, çözeceğiz. Hadi gel kızım. Zeyno. Hadi Zeyno. Kalk kızım. Biz gidelim Bilal. Ali bekliyorum sana. Ali. Derya, ben arabayı alıp geliyorum. Ben gözünü seveyim ya. Kime söylüyorum? Ya. Geç kalacağız. Abi aç kapıyı. Abla geç. Abla kapıyı kırdın. Şimdi şu an biri bana burada ne olduğunu anlatacak. Hemen. Hiçbir yere gitmiyoruz. Başla. Osman abi de oradaydı. Nerede? Ne? Olay yerinde. Niye? Ben götürdüm. Sen mi götürdün? Ben götürdüm derken abla adamcağız arabanın içinde uyuyordu zaten. Arap gel al abi bizi dediğinde. Özellikle götürmedim yani. Abla bak patlayacaksan bugün değil. Allah rızası için bak bugün değil. İyisin. İyiyim. İyiyim, yok bir şey. Sonra? Sonra işte Ali görmüş Osman abi. Kanlar içinde. Kanlar içinde mi? Yapma anne, Osman amca öyle bir şey yapmaz yani biliyorsun. Hayır o zaman niye kanlar içinde olsun Osman abi? Ya bilmiyoruz. Sorduk söylemedi yani. Arap sen de oradaydın oğlum, söylesene konuşsana. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Siz bunca zamandır bunu biliyordunuz da söylemediniz mi? Siz Osman'ın suçunu örtbas etmeye mi çalıştınız? Ben bunu mu anlıyorum buradan? Oğlum söylesenize bir şey. İtiraf etmedi ki hoca. Ben yaptım demedi ki. Ben yaptım demedi ki diyor. Oğlum siz manyak mısınız? Bu adam adını zor söylüyor. İtiraf etsen, ne itiraf etsen polis misin ki? Ha? İtiraf bekliyorsun. Hadi bunlar çocuk, anladık bunları. Sen niye kolundan tutup götürmüyorsun polise? Ya o yapmadıysa hoca? Ya yaptıysa Bilal? Ali. Mavi. Abi. Abi bak burada ailesel hususi konular var. Sen bize biraz müsaade et oğlum. Abiden saklayacak bir şeyimiz yok.
Artık kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Osman amca da Cemre'yi öldürmedi. Tamam mı anne? Gel abi. Osman amcanın evini arıyor polis. Ya. Sanki bir şey bulacaklar. Bittiyse sorgu sual gidelim mi emniyete artık? Gidelim. Geç abla, buyur. Daha çok gideriz emniyete. Bunlar daha iyi günlerimiz. Osman amcanın evine bir bak. Hadi. Ya mali sana emanet, hadi. Nasıl saklarsınız böyle bir şey bu? Ver, dur oğlum, bir dur. Oğlum, bir dur, bir sakin, sakinleş. Ya baba, delireceğim, delireceğim. O Osman denen adam nereden çıktı? Ne alaka? O adam orada bile değildi baba. Ya kumsalda bulmuşlar kıyafetlerini. Üstünde kan lekeleri varmış. Yani kuma gömmüş, güya saklayacak. Deli işte yani. Kenan amca? Ha? Ne oluyor? Cemre'yi Vefa'nın babası öldürmüş çocuk. Ne? Tabii ya. O adam daha yolunu bile bulamıyor. O adam nasıl oraya gelecek? O adam nasıl bizi bulacak? Arap'ın abisi Bilal, o getirmiştir bunu. Aynen. O adam yapamaz. O adam öyle bir adam değil. Birini öldüremez baba. Berk, Cemre adamın oğlunu öldürdü oğlum. Ya o öldürmeyecek de biz mi öldüreceğiz? Adam Vefa'nın intikamını almış işte. Kabul et, çok geçerli bir sebep bu. Pardon Kenan amca. Ben geliyorum. Bak oğlum, biliyorum çok zor bir süreç geçiriyorsun. Kırgınsın, üzgünsün. Ama en azından artık kim neden yaptı biliyoruz. İtiraf etmiş mi? Bilmiyorum. Önünde sonunda polise anlatacaktır. Tamam, o zaman bana da anlat. Neden yapmış, niye yapmış, nasıl yapmış? Berk, oğlum, anlatsın dur. Bakalım. Hala teyzen içeride, ona göz kulak ol. Tamam. Berk. Tamam Çağrı, almışlar herif işte. Konu kapandı, bitti, uzatma. Herkes dağıldı. Zeyno falan bitik. Ya Zeyno Hanım mı şimdi tek derdimiz? Benim derdim uzun zamandır Zeyno, Ege. Çağrı, bak sakın abuk subuk konuşup sarma başımıza kimseyi. Olay bizden çıktı. Anladım. Keşke böyle olmasaydı ya. Ya keşke. Ya yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Delireceğim ya. Çağrıcığım. Bak bu sefer gerçekten vicdan yapman için hiçbir sebep yok. Oğlum, ben o gün senin kurtardım. Anladın mı? Sok şunu kafana artık. Unutmam. Unutacak olsam zaten sen hatırlatırsın bir şekilde. Cemre öldü, konu kapandı, gitti. Peki. Peki, kimseye bir şey söylemem, merak etme. Of! Ne olmuş? Çağrı işte. Beyefendi Tozlu Yaka'ya düğüne gitmiş. Vefa'nın babasını aldılar diye Zeyno Hanım da almış. O da üzüntüsünü benimle paylaşmaya karar vermiş. Zeyno'yu toparlayacağına gel Cemre'nin annesini toparla deseydin. Aynen, hadi. Buradaymış Hale teyze. Kenan amca ilgilenin dedi. Azal ya. Ben gerçekten şu an hiç uğraşmasam. Ya daha gidip evi toplayacağım. Evi toparlayacağına gel Cemre'nin annesini toparla derdim. Ama az önce aynı cümleyi Çağrı için kullandığımda... Sen bilirsin diyecektim. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sormak saçma geliyor da. İyi misin? İyi miyim? Bir düşünelim. İyi miyim? Ben bundan birkaç ay önce çok iyiydim, biliyor musun?
Vefa hayattaydı. Vefa, Ali, Arap, ben. Biz çok iyiydik ya. Biz birbirimize yetiyorduk. Bizim kimseye ihtiyacımız yoktu. Ama sonra ne oldu? Siz Vefa'yı bizden aldınız. Siz diyorum çünkü hepiniz parça parça kopardınız Vefa'yı bizden. Ama biz ne yaptık? Biz Cemre'yi günah keçisi ilan ettik. Hepinizi affettik biz. İşte bu yüzden ben affetmeyeceğim kendimi. Sizi affettiğimiz için. Seni affettiğim için. Açıklamamın için bir izin varsan, bir şans var senin izinden. Ben ne şansı vereceğim sana ya? Ha? Ne şansı vereceğim ben sana? Ya dedim, arkadaşı dedim, kim olsa delirirdi dedim. Hazal'a inandı dedim. Bu yüzden Vefa'yı dövdüler, dövdü dedim. Ya bir de içeceğine o zehri katmışsın ya. Ben dedim, bak bir daha diyorum, ben yapmadım. O Vefa için hazırlanmadı. Bir şekilde Berk aldı, verdi ama... Ne fark eder? Hı? Ne fark eder? Ama biz Berk'i de affettik değil mi? Hı? Ali'nin kardeşi dedik. Biz Berk'i affettik. Biz seni affettik. Biz Ege'yi affettik. Ya biz o Hazal'ı bile affettik ya. Biz acıdık o kıza be. Acıdık. Siz bizler... Önce Vefa'yı aldınız. Yetmedi. Osman amcayı aldınız bizden. Ne diyeyim ki? Yazıklar olsun bize. Arap, konuşmamız lazım. Ya kızım arayacağım, arayacağım. Şimdi değil, tamam kapat. Dur kurban oldum ben. Ar kapa, kapa, heh kapa, tamam hadi, hadi. Gençler durmayın burada, hadi dışarı çıkın. Abi biz zaten dışarıdayız. Siz tam olarak ne arıyorsunuz? Delil, cinayete dair ne varsa, cinayet aletini, bilgin varsa yardımcı ol, aslan parçası. Abi benim ne bilgim olacak, ben sıradan bir vatandaşım ben. Tamam gençler az çekin, hadi boşaltın burayı. Tamam abi ya, Allah Allah. İyi misin abi? Değilim lan. Değilim, iyi falan değilim lan. Yapıştın yine sivrisinek gibi ya. Git lan. Git. Lan ya. Bunlar senin mi? Cevap ver Osman Akın, sen değil misin? Oturayım. Vefa aldı. Bunları... Oğlum aldı. Hediye bunlar. Oğlumun hediyesi benim. Benim bunlar. Hediye bunlar. Niye gömdün madem oğlumun hediyesini? Söyleme. Üzülmesin. Söyleme. Oğlun öldü kardeşim senin. Söyleme öyle. Söyleme. Ne yaptın cinayet aletini? Uçağı nereye gömdün? Attın mı? Nereye attın? Cemre Yılmaz'ın oğlunun katilini sen mi öldürdün? Komiserim, pardon affedersiniz. Bizim bir yakınımız getirildi buraya, Osman Akın. Cinayet suçuyla ama... Aması yok bu durumda, sorguda kendisi. Aması şöyle var komiserim, kendisinin özel bir durumu var. Yani nasıl söyleyeyim, kafası bizim gibi çalışmıyor. Biraz farklı. Gerçi bunun da bir tanısı var mı bilmiyorum ama var mı? Ya komiserim,
kafa gidik Osman abinin. Hani evde yok. Ben onu daha makul bir şekilde açıklayayım. Yıllar önce bir kaza geçirmişti. Kafa travması dediler. Ondan sonra çocuk gibi oldu. Yani biz mahalleli gözetiyoruz da öyle hayatını devam ettiriyor. Ama kimseye zarar vermez. Şimdiye kadar hiç kimseye zarar vermedi zaten. Komiserim, Osman amca melek gibidir. Ya karısını kaybetti, oğlunu kaybetti ama merhametini kaybetmedi bu adam. Katil olamaz yani. Olamaz. Bana söyle, ben seni deli taklidim. Bırak numara yapmayı. Konuş. Konuşsana, konuş. Korkma. Osman, Osman korkma. Vefa korkardı. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda gezip oynarmış. Annesi onu çok çok severmiş. Komiserim. Sen benim canım. Canım benim dermiş. İyi misin? Geçti. Korkmuyorum. Geçti. Cemre Yılmaz'ı sen mi öldürdün Osman Bey? Ne? Oğlumun arkadaşları. Masum. Cemre kızı. Ben. Onlar değil. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Sorma abi. Hı? Sor yani, soracaksan. Biliyordum, evet. Osman amcanın orada olduğunu biliyordum. Kanlar içindeydi Elif. Gittim aldım onu oradan. Sakladım. Sustum. Hani sormuştun ya sen. Sevdiğin biri olursa ne yaparsın diye. Bunu yaparmışım. Teslim etmedim ben Osman amcayı. Çünkü inanmadım yaptığına. Aklı da çıktım. Sizi koruyorum dedi polisler onu alırken. Ne oldu bilmiyorum ama o yapmadı. Yani ya biri tuzak kurdu ya da biri bir oyun oynuyor da iyice şaşırdı yani aklına. Abi ben Vefa'yı kurtaramadım. Şimdi aynı şeyin Osman amcanın başına gelmesini istemiyorum. Ben bir kurban daha veremem abi. Çok yoruldum. Gücüm kalmadı ben. Ali. Bu yükü tek başına taşımak zorunda değilsin. Yaslan bana, ben tutarım seni. Ağlamayın gençler, durun, daha bu iyi günleriniz. Nerede o deli? Ha? Deli arıyorsan gel, ben seni delirteyim. Ali lütfen. Bırakın ya. Önce bir sakinleş. Kenan, ben sakinim, aynı şey olduğunuz için söyleyin, o da sakin olsun. Nerede o katil? Nerede? Bir köşede ağlıyor mu? Katil Bilal! Mi? Arayacağım. Oğlum, sen katil Bilal! Çocuklar! Oğlum ne yapıyorsun? Çocuklar! Bize gel! Dur! Anladım. Tamam, benim kontrolüm altında. Onlar kardeşler. Peki. Kardeş kavgası. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kendinize gelin gerçekten. Bak ikinizi de yoksa... Ne ikinizi de? Ne? Biraz daha böyle devam etsinler, görürsün ne olacağını.
Kenan. Ne? Emniyetteyiz. Sana ne oluyor be? Sen kimsin ya? Sen kimin velisi olarak geldin? Benim. Ben velayeti hocaya verdim. Var mı sıkıntı? Osman amca. Amcam. Nasıl kıydın lan Cemre'ye? Sen nasıl öldürdün Cemre'yi? Nasıl yaptın bunu? Oğlum. Sakin. Sakin, emniyetteyiz. Sakin. Sorguda ne dedi? Suçunu itiraf etti. Cemre Yılmaz'ı öldürmüş. Osman amca. Korkma. Ali korkma, korkma. Korkma. Bir küçücük aslancık varmış. Ben bir iki dakikanızı müsaade edebilirim. Lütfen. Çok sağ olun. Bir küçücük aslancık varmış. Annesi onu çok severmiş. Bana bir bak, tamam. Çıkacak bunlar. Korkma. Ben yaptım. Sen yapmadın Osman amcam. Bak sen kimi koruyorsun? Sen ona bana söylesene. Ya Osman amcam, niye sizi koruyorum dedim bana. Vefa gitti. Biri giderse kalır iki giderse kalır bir sen tek yalnız kalmasan bir küçük aslancık ben seni hep korurum. Tamam, yalnız kalmasan emin mi? Tamam amcam, tamam. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçük aslancık varmış. Çok sev. Osman amca, biz geleceğiz. Anam, ne oldu? Ne çağırdın beni buraya? Polis, işlenen cinayetin silahını arıyor. Sahilden aldıktan sonra polis otosuna binmeden ormana attım hızlıca. Sonra da o akşam Osman amcayı ararken aldım attığım yerden. Ya orada bırakamazdım, bulurdu polis. Nereye koydun? Sakladım işte. Sakladım işte ne demek ya? Sakladım işte. Ya sen kafayı yedin kızım. Polis her yerde fellik dedik arada burada manyak mı diyecek? Bak oğlum, bulurlarsa var ya bizim hayat filmimizi bir çekerler. Sen o zaman görürsün. Ne yapacağız o zaman? Yok edeceğiz. Eminsin değil mi? Sen o. Bu işe seni ben bulaştırdım. Bak ben kendimi temize çekeceğim. Sen benimle değilsen anlarım, sıkıntı değil. Ya yok, ne alakası var ya? Benim kafam yandı. Beraberiz oğlum tabii ki. Hem zaten cinayet aleti yoksa katil de yoktur. Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz da kedi gibi? Ayrıdır. Bir şey yapmıyoruz ya. Osman amcayı bekliyoruz. Biz. Sen ne geldin ya sen? Hadi bir çıkalım da bir eve gidelim, biz bir konuşalım. Abi sen niye geldin, niye? Ya Osman amca korkar orada tek başına öyle. Olmaz abi, niye geldin? Ali nerede Ali? Oğlum tamam, bir sakin ol. Gidince eve konuşuruz. Tamam Ali nerede? Ali nerede abi? Tamam oğlum, bir dur dinle. Eve geçince anlatacağız, hadi. Ya neyi anlatacağım Bilal abi ya? Osman amca alt tarafı bir tane ifade verip çıkacak, gelecek işte. O iş öyle değil Civciv. Osman abi itiraf etti. Ben yaptım dedi. Baba. Ha?
deli yapmadı. Cemre'yi o öldürmedi. Oğlum adam itiraf etti. Sen Ali'yi katil çıksın istiyordun değil mi? Ama belini tutmadı. Yani yapacak bir şey yok. Vefa'nın babası oğlunun katilinin hesabını kesti. Çok mutlusun değil mi? Bu senin oğluna dokunmadığı için. Hı? Ben ikinize de dokunmadığı için mutlu oldum, evet. Dokunacak ama. Bu sefer ben planlamadım. Ama ucu çok fena Ali'ye dokunacak. Ne demek bu? Berk, ne demek bu? Ben kendi kulağımı duydum. Ve Osman denen adam Ali'ye sen yalnız kalma diye suçu ben üstlendim dedi. Vefa'yı kaybettin, birini daha kaybetme diye. Yalnız kalma diye dedi, üzülme diye dedi. Yani Ali kim hapse girerse üzülür? Cevap veriyorum, Arap ya da Zeynep. Yani Vefa'nın babası, dinle beni. Vefa'nın babası onları korumak için suçu üstüne aldı. Yani Cemre'yi ya bu ikisinden biri ya da ikisi beraber öldürdü, bilmiyorum. Ama ben bunu ispat ettiğim zaman... ...o zaman senin oğlun ayakta duracak hali kalmayacak. Geç, geç, geç. O biraz gazını atsın dışarıda. Ben sonra toplar gelirim ama. Kadir. Ne üflüyorsun enseme ya? Etim çekildi, diken dikenim. Osman abimi öldürmüş. O muymuş katil? Öyleymiş. Kız ne yapıyorsun? Boğulacaksın. Gel bir elini yüzünü yıkayalım. Mahvolmuş suratın. Ne hal bu ya? Kopyalım bir yüzünü. Osman amca ne dedi tam olarak? Arap ve Zeyno'dan bahsettiğine emin misin? Biri gitti, ikisi kaldı dedi. Yalnız kalacaktın. Daha ne desin abi? Onları koruyor işte, besbelli ya. Tamam Ali, sen lütfen bir sakin olsun. Eminim ben, mantıklı bir açıklamaları vardır. Ya yoksa? Hı? Ne yapacağım ben? Gidip kendim mi teslim edeceğim kardeşlerimi? Bir tarafta Vefa'nın babası Osman amca. Diğer tarafta iki kardeşim. Ne yapayım ben abi? Tamam, doğru söylüyorsun, anlıyorum. Ama son kez bir kendini toparla, olur mu? Ali. Hazırsan bence artık. Gidelim. Getirdim. Dur. Ne yapalım bunu? Hı? Ne yapalım bunu? Atalım, gömelim mi? Suya mı atalım? Ne yapalım? Gömmek olmaz yani. Bulunur, bulunur. Ben denize atalım dedim ama internete baktım, parmak izi suda bulunmuyor. Yani suda silinmiyor. Yani yakma. Ya yakıp ne yapacağız? Arap, ya Osman amca itiraf etmiş ya. Ya Osman amca itiraf etse ne olur? Bugün ben yaptım der, yarın yapmadım dese kim inanır ona? Kendin söyledin, demedin mi? Cinayet aleti yoksa katil de yok. Bu ne elindeki Zeyno? Ha Zeyno. Cinayet ailesinden.
Niye geldin? Kontrole mi geldin? Oğlum sen gerçekten hiç değişmeyeceksin değil mi ya? Geldim çünkü iyi misin diye merak ettim Çağrı'cığım. Çünkü ben senin arkadaşınım ya. Ya da Çağrı şu an saçmalıyor mudur? Çağrı şu an boş boğazlık ediyor mudur diye uykuların kaçtı da geldin. Bana bak Çağrı. Ben o gün yanlış hiçbir şey yapmadım. Anladın mı? Her ne yaptıysam senin için yaptım. Yine olsun yine yaparım. Sen de minnet duyacağına bana laf ediyorsun. Ben o gün senin... Tamam evet çağırdın tamam biliyorum bravo. Bir 100 kere falan daha söylersen ağzına iyice oturacak. Ama mesela o gün benim hakkımda Zeyno'ya söylediklerinin konusu açılsa... konu kesilecek. Oğlum sen delirmişsin ya Zeyno diyor. Çağrı Cemre seni öldürecekti diyorum. Senin anlamadığın şu, Zeyno'yu kaybetmek benim için ölüm gibi bir şey zaten. Ya ben senin yüzünden o kızı kaybettim. Sen benden hala teşekkür mü bekliyorsun ya? Sen gerçekten kafayı yemişsin. Cemre seni öldürecekti diyorum. Bana bir can borçlusun diyorum. Tamam borçluyum evet ama kutlama mı bekliyorsun? Ben ölmedim, Cemre öldü tamam. Çocuklar. Hocam. Ne oluyor burada? Çağrı yine gereksiz yere depresyona girmek için yer arıyor. Ne yapalım? Sizin olan da böyle işte. Güncelleme almıyor maalesef. Ama tıp gelişti hocam. Belki hala aldırabilirsiniz ha? Neyse ben var gidiyorum. Ya. İyi akşamlar. Sen gel bakayım buraya. Ne demek ben ölmedim ama Cemre öldü? Senin Cemre'nin ölümüyle ne alakan var? Benden yine neler saklanıyor? Çağrı ne oluyor? Zeyno o ne? Ne işi var bunun orada? He? Ali. Hayır mavi, mavi. Hayır dur. Burada kalıyorum abi. Tamam. Ben şu an ayaktaysam, sizinle konuşabiliyorsam, onun sayesindeyim. Onun sayesinde buradayım. O yüzden o da burada benimle dinleyecek. Sizin mantıklı bir açıklamanız olabileceğini söyledi. O yüzden burada. Şimdi bana söyleyin. Ne işi var cinayet ailesinin burada? Zeyno'nun bir suçu yok. Konuşma Zeyno. Benim yüzümden. Ben yaptım dedi Osman amca biliyor musun? Ben öldürdüm Cemre'yi dedi. Ama katil o değilmiş. Ne saçmalıyorsun Ali sen? İtiraf etti. Sizi korumak için yapmış. Ne demek bizi korumak için Ali? Böyle o. Ne saçmalıyorsun oğlum? Ne saçmalıyorsun? Ne sen halbirle saçmalıyorsun. Saçma, orasını siz anlatacaksınız bana. Kuş kadar aklıyla ya. Kuş kadar aklıyla, kuş kadar canıyla Osman amca sizi koruyor ya. Burada hiçbir şey yaşanmamış gibi tüm mevzuyu silip atacak mıydınız? He? Bana bak Zeyno. Lütfen. Beni bir ikna edin. Yolunuzu, yönünüzü bu kadar kaybetmediğinizi beni bir ikna edin. O gün ne oldu orada? Osman amca neden sizi korumaya çalışıyor? Cemre. Ölmüş Zeyno ölmüş. Ölmüş Zeyno ölmüş. Ölmüş Zeyno ölmüş. Siz... Ölmüş Zeyno. Zeyno. Sen ölmüş Zeyno. Sen ne yapıyorsun? Cinayet aile toparmak için... Bağırma, bağırma. Tamam, bağırma. Koş! Üstünüze kalkacak, koş! Koş! Biz bir şey yapmadık Ali. Ben öyle olunca Zeyno da... Ben de arabam başı belaya girmesin diye aldım işte. Ali ben birinin canına kıyacak benim.
Bana niye söylemediniz oğlum? Çünkü senin de başında bir sürü dert vardı. Ama benim derdim siz değil misiniz ya Zeyno, Arap? Hı? Ya niye söylemediniz? Ne yapalım Ali? Ne yapalım, gidelim anlatalım. Yemel oldu benim. Hı. Saçmalamayın. Aletin üstünde ikinizin parmak izi var. Ya varsa var. Yanacaksak birlikte yanacağız. Aynen öyle. Yanarsak biz yanacağız. Yeter ki Osman amcayı serbest bıraksınlar. Tabii onlar da tamam diyecekler değil mi? Osman amca masummuş, biz bunları içeri alalım diyecekler. Yapmayın, onu koruduğunuzu düşünecekler. Ya düşünsünler mi abi, düşünsünler. Ne düşünürlerse düşünsünler. Benim vallahi vicdanım el vermiyor Osman amca oraya koyma. Vallahi vermiyor. Bu hikayede bizim yüzümüzden yanan Osman amca olmasın. Hadi Zeynep. Hadi gidelim. Hadi. Ya bir saniye. Bir saniye yapmayın, bu salaklık. Ama bizim doğrumuz bu. Ya siz delirdiniz mi? Kimseyi bu hikayeye inandıramayacağınız gibi bir de içeri girdiğinizle kalacaksınız. Bu silahı polislere vermeniz Berk dışında kimsenin işine yaramayacak. Osman amca için ver. Vallahi ver. Değmez mi? Değer. Tabii ki değer. Ama sen de şöyle düşün. Kendi elinle arkadaşlarını içeri tıkacaksın. Buna değer mi? Hah? Allah bravo size ya. Ma, biz doğru olanı yapıyoruz. O zaman şöyle söyleyeyim. Bazen doğrular en büyük hatalara sebep olur. Mesela artık Osman amca değil. Siz içerideyken asıl katil elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşacak. Arkadaşlar, siz polise gittiğiniz an sizi ya katil, ya cinayet ortağı, ya da delil karartıcı olarak içeri tıkacaklar. Ya bir bakın etrafınıza. Burası tozlu yaka. Buraya uğrayacak olan Adalet şu mahallenin girişinde sizi beklemiyor. Kendinize gelin artık. Bu yaptığınız çok daha kötü sonuçlara sebep olacak. Mavi bak, bizi düşünüyorsun, farkındayız. Ama bak, parmak izi bizim parmak izimiz, tamam mı? Sen boş ver, biz hallederiz. Zeyno, bir odaklan lütfen. Bakın ben, olayın benimle hiçbir ilgisi yok. Ama dışarıdan bir gözle doğruyu görebiliyorum ve size yanlış yaptığınızı söylüyorum. Lütfen sakin olun. Ne yapalım abi? Kokulan kuşu gibi susmuş oturalım mı? Hayır. Hayır, ben size susun oturun demiyorum. Sadece kendinizi yakarsanız, ne kadar bağırırsanız bağırın, ne kadar çığlık atarsanız atın, kimse sizin sesinizi duymayacak. Ve tek yaptığınız bu çocuğu yalnız başına bırakmak olacak. Ne yapsın bu çocuk? Ha? Ne yapacaksın sen? Onları içeriden çıkarmaya mı uğraşacaksın, yoksa asıl katili bulmaya mı? Arkadaşlar, lütfen mantıklı düşünün. Ne yapacaksın? Bütün gece boyunca ağzını bıçak açmadan susup oturacak mısın böyle? O mudur yani? Ama ben senden bir cevap alana kadar başında dikilmeye devam edeceğim, haberin olsun. Ya oğlum, bak Vefa'nın olayında ipin ucundan son anda döndün. Ha? Acaba bir şey öğrendin mi orada? Artık almıştır dersini diye düşündüm. Çünkü taş olsa ufalanır, odun olsa yontulur. Ama yok, benim oğlum değişmiyor. Çare aynı, hep aynı çare, hep aynı çare. Bak sana bir kere daha soruyorum. Senin Cemre'nin ölümüyle ne ilgin var? Bir saniye ben... Of, yeter artık baba ya. Ya sen niye bu kadar meraklısın? Şimdi tut beni kolumdan polise de vermeye çalışırsın. Katil olsa da rahatlasam falan tavrım, ben anlamıyorum. Şu anda saçmalıyorsun, onu söylüyorsun. Hayır, saçmalama falan yok. Ya ben çok sıkıldım. Sürekli kapısında beklesem, asker olsam, bir hata yapsa da nutuk çeksemler falanlar filanlar. Çok sıkıldım baba, çok. Çağrı, ben doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Tamam işte, bundan sıkıldım. Sürekli doğru olanı yapmaya çalışıyorsun. Tamam, en doğru baba sensin, tamam. En iyi baba sensin. Ya ama ben de kötü bir evlat değilim ki, anlamıyorum ya. Allah Allah! Çağrı!
Ne yapacağız abi? Nasıl aklayacağız Osman amcayı? Bulacağız yolunu be oğlum. Her zaman bulmadık mı? Bir şey soracağım. Sen niye hep böyle bir huysuzsun, geçimsizsin, sinirlisin? Sen çemkiriksin, çemkirik. Çok çemkiriksin sen. Buldum. O ne be? Çemkirik ya, çemkirik derler ya hani. Yani anneannem bana hep çemkirik derdi ama. Yok mu öyle bir şey, yoksa uydurdum o. Anneannen sana çemkirik diyorsa sensin çemkirik o zaman. Al işte. Vallahi senden daha fazla olmayacağım kesin. Osman amca şimdi ne yapıyordur acaba? Osman amcam. Amcam bak, biz Vefa'nın kamerasını getirdik. Özlemiş sinir diye de en sevdiğim kasetleri getirdik amcam. Arkadaş bunlar Osman amca ne yapmışlar böyle? Bize kızdığı için böyle yapıyordur belki. Bizim yüzümüzden bu da sonuçta. Osman amca. Osman amca. Osman amca. Osman amca, vallahi benim bir suçum yok. Selin'in de bir suçu yok, yemin ederim bak sana. Biz masumuz. Vallahi masumuz. Osman amca. Ben gittim. Kız orada yerdeydi. Ben namusuna baktım, ölüydü. Keşke beni öldürseydin. Beni. Ben gitseydim. Vefanın bir yanına. Çok özledim ben. Oh.
çok özledim. Osman amcam. Bana bir bak amcam. Ver elini bana. Amcam bak. Bak Arap Cemre'yi öldürmedi. Ne Arap ne Zeyno. Ya sen yanlış görmüşsün amcam. Tamam. Bak biz seni buradan çıkartacağız. Katili bulacağız amcam. Tamam sen hiç merak etme. Arkadaşlar görüş bitti. Artık hastayı yalnız bırakın. Tamam hemen geliyoruz amca. Ne olur bir bak Osman amcam. Osman amca. Vallahi billahi masumum. Bize hemen. Biz hiçbir şey yapmadık. Lütfen hadi çıkalım. Ali. Zeyno. Osman abi bak bunları kaybetme tamam mı? Kaybetme bunları bak. Al bunları. Masum. Onlar masum, masum. Masum. Masum oldu. Osman amcayı buradan birlikte çıkaracağız. Biliyorum çünkü bizi tanımıyorum. Katil bulana kadar durmayacağız. Birimiz bu yolda yorulsa ya da tökezlese bile bizi tanıyorum. Diğerimiz bu işin peşini bırakmayacak. Hadi. Osman amcayı buradan birlikte çıkaralım. Tamam. Arkadaş. Bu katili ne yapıp nerede bulalım? Durduğumuz kabahat. Hadi. Hadi de. Ayber konuşman için daha ne kadar beklemem gerekiyor benim? Lütfen şu acil olan konuyu artık bana anlatır mısın? Çağrı'yla Ege de gelsin. Herkes toplansın. Bana hepinize tek tek anlatmaya ne mecalim var, ne hevesim var, ne isteğim var. Ha, tamam. Geldim. Çağrı gel. Berk, ha? Ne oldu? Alelacele çağırmışsınız. Ne oluyor bro? Evet, gerekli çoğunluk sağlandığına göre merakla seni dinliyoruz Berk'cim. Hadi. Bazı önemli gelişmeler var. Önce kötü haberden başlayayım. Cemre'yi Vefa'nın babası öldürmedi. Şimdi daha kötü olana geçiyorum. Dolayısıyla katil hala dışarıda. Oğlum, polisler kanlı kıyafetleri buldular ya. Evet, olay mahallinde hatta. Maalesef şu an onunla ilgili bir açıklamam yok. Ama dediğim gibi katil Vefa'nın babası değil. Bunu Ali'ye söylerken duydum geçen gece emniyette yakalandığında. Yani tabii cümle tam olarak bu değildi ama anlamı buydu. Peki asıl soruya gelirsek. Vefa'nın babası kimi korur? Canız gibi sevdiği, ailesi gibi gördüğü tozlu yakınları. Bunlar kim? Zeyno. Zeyno. Arap. Ali. Arap'ın abisi Bilal oğlan. Yani ya Cemre'yi ikisi öldürdü ya biri öldürdü bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Tabii ki sizlerin yardımlarıyla. Ben dedim, yine diyorum. Zeyno böyle bir şey yapmaz, tanıyorum kızı. Doğru tabii, sen şu son dönem onlarla çok vakit geçirdin. Sen arabayı da sonuçta tanıdın. Büyük ihtimalle sen arabanın da olduğunu düşünmüyorsundur. O zaman ne yapalım, kim kaldı? Kim kaldı? Çağrı kaldı. Çağrı...
Ne diyorsun, Çağrı olabilir mi? Sen yapmış olabilirim ya da Ege mi? Ah. Ya da küçük bir ihtimalle olsun, Hazal mı? Ne diyorsun, var mı fikrin, yardımcı olabileceğim bir şey? Berk, tamam bro, Çağrı işte saçmalıyor her zamanki gibi. Oğlum, tabii ki Cemre'nin katilini bulmak istiyoruz. Ve yanındayız her zaman. Değil mi lan Çağrı? Hı hı. Anlaşılan birileri senin gibi düşünmüyor. Ben geliyorum. Çağrı! Çağrı, Çağrı bekle. Yine ne saçmalıyorsun oğlum sen? Oğlum Zeyno'nun üstüne oynayıp duruyor. Kızı boş yere suçluyor. Bizi mi suçlamasını tercih edersin? Daha mı iyi sence? Lan bırak, tamam. Bekle. Tamam, bırak. Ne? Lan oğlum, şu Zeyno'ya yaptığın vicdanın bari yarısını bizim için yap. Çünkü en çok ikimizin ihtiyacı var, anlamıyor musun? Bak Çağrı, tek bir eksiğimize bakar, ikimizi de yakarlar. O yüzden şu ağzını sıkı tut. Karışma bir şey. Sakın Zeyno'ya kahramanlık yapacağım diye de başımıza sarma kimseyi. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi Çağrı? Anlamıyorum. Artık her aklına geldiğinde bizi suçlamaktan vaz mı geçsen acaba Berke? Çünkü bu durum gerçekten çok can sıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum ama biz başından beri senin yanındayız. Cemre ile oyun oynadığınızı bile bile hem de. Çağrı'ya gelince de ben olsam çok takılmazdım ona. Sadece Zeyno'nun katil çıkmasından korkuyor, hepsi bu. Cemre bizim sırlarımızı, birbirimizden sakladığımız açıklarımızı ortaya çıkardı. Ama onların vefalarını aldı elinden. Yani evet, katil onlardan biri. Ya da ikisi. Mavi ile Ali de bu ortaya çıkmasın diye akıllarınca bize saldırıp hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Tozlu yakalılar da okulumuza giriş yaptı. Yazık. Boşuna uğraşıyorlar. Ben hedefe kilitlendim. İmha edene kadar da geri çekilmeye niyetim yok. Günaydın. Günaydın. Çocuklar, size verdim bu kağıtlara verdiğiniz cevaplar ileride hangi meslek grubuna daha yatkın olduğunuzu nedenleriyle ortaya koymakta. Spor bilimleri, spor yöneticiliği, antrenörlük, takım sporları oyuncusu. Vallahi bana uyar hocam. Yani sizin takımı en iyi yöneten sensin. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Turizm, ulaştırma, satış, pazarlama, ekip içi çalışmalar duyumlu oldu gözümün. Hizmet sektörüne başvurdu. Hocam, benimkinde bir yanlışlık var. Bu Çağrı yazıyor ama bu benim değil. Niye? Sen çok iyi bir ekip elemanısın aslında. Hı? Sana ne söylenirse sorgusuz, sualsiz, doğru mu, yanlış mı düşünmeden yapıyorsun ya hani. Vefa'da da öyle olmadı mı? Bence sırası değil, yapma. Biz ekibin has elemanını bulduk. Hı? Yoksa suçu ortağı mı demeliydi? Ay! Moda, iç mimari ve tasarım. Hayalim zaten. Tasarım tam benim işim. Sende de o zeka vardı. Maşallah, maşallah. Tasarlayan, yöneten, hizmet eden. Üçü bir arada böyle paket komple. Hayırdır la? Daldın bakıyorsun bize. Bize değil, öyle etrafına bak. Bize değil, tamam? Hadi. Bakalım sen kendi mesleğinden memnun kalacak mısın Sinan? Bakalım. Bakalım. Bakalım hocam. Bakalım.
sağlık sektörü. Evet. Hocam kalbinizi kırmak gibi olmasın da ben... Allah'ımız, Allah çarpsın olmaz. Ben evhamlı adamım. Ya şimdi gelecek hasta, bana diyecek ki oram ağrıyor, yok buram ağrıyor, yok böyle. Ben böyle kapılıyorum ona. Ben de aynı, beni önce yatırırlar. Yani benim kan tutuyor, ben midem bulanır. Böyle yapamam ben de, Allah gıyıl gıyıl ediyor. Yani en iyisi baba mesleği. Vallahi baba mesleği yani... Çalgı, çengi, sünnet düğünleri, baby shower'lar. Yani ben eğlenceli böyle daha hiperaktif şeyleri bana daha iyi geliyor. Demek seni kan tutuyor. İyi oldu bunu öğrendiniz. Küçük, ufak ama faydalı bir ayrıntı. Yani şu an sen değil de... O zaman sen mi? Ha? Bir tek sen kalıyorsun Zeyno. Aramızda bir sanatçı var. Seni tebrik ederim Zeyno. Çok tebrik ederiz. Çok sevindik senin adına. Hapishanenin duvarları seni bekler. Mavi. Ya bir dur. Ha? Bir saniye ya. Bakayım ne yazıyormuş. Hı. Tabii ki. Adalet duygusu yüksek. Olaylara tarafsız bakabilme özelliği belirgin. Sonuç, hakim, savcı veya avukat. Yalnız gerçekten seni tanımlayan şeyler bunlar. Cuk oturdu. Ama ben uyumu savcıdan yana kullanıyorum. Savcı Ali Öztürk. Vallahi benim kardeşim yakışır benim kardeşim. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Masumların koruyucusu, suçluların baş düşmanı. Ali Öztürk. Ay çok korktuk. Ya bir sinek mi vızıldıyor bro? Sana şimdi o sinek buradan Şabal abi vurur. Spor bilimlerine gidersin. Soğutucu istemeyin. Çocuklar birbirimizin meslekleriyle dalga geçmeyin. Dalga geçmiyoruz hocam. Sadece ikna olmakta zorlanıyoruz. Çünkü Ali arkadaşımız buradan bakıldığında pek tarafsız görünmüyor. Daha çok bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyor gibi görünüyor da. Berk, bizim üstünü kapatacak bir şeyimiz yok. Ama senin arkadaşların bir şey sakladığı belli. Onu da yakın zaman içinde bulacağız zaten. Adalet temsilcisi Ali. Bakalım suçlu sizin taraftan çıkınca o zaman da bu kadar rahat konuşabilecek misin? Savcı, hakim, yargıç, avukat Ali Öztürk. Savcı, en iyisi. Eyvallah abi. Savcı Ali Öztürk. En iyisi. Ya. Savcı Ali. Cemre'nin annesi sen... Sakın. Sakın benim kızımın adını ağzına alma. Üstüme bak. Nasıl kıydın sen benim kızıma ha? Nasıl kıydın? Nasıl kıydın? O daha çocuktu. Hastaydı Cemre. O bilerek, isteyerek zarar vermedi ki senin oğluna. Vefa öldü. Benim oğlum da öldü. Sen de yüzden benim kızımı aldın elim. Değdi mi peki? Geri geldi mi Vefa'm ha? Cemre'yi öldürünce geri geldi mi oğlum? Gelmez ki benim oğlum. Giden gelmez ki. Senin kızın da gelmez. Ölme dedim ben ona. Elimi bastırdım ölmesin diye. Kan
Kaan dursun diye. Tekrar. Keşke ben gitseydim. Ben gitseydim. Keşke. Çok özledim ben oğlumu. Ben gitseydim. Hadi, hadi tempoyu arttırın. Gel, gel. Sinan'ınızda bir şey mi var? Başından beri maçın sana bakıp bakıp duruyor. Hayır be oğlum. Belki çok iyi olduğum için gözünü benden alamıyordur ha. Allah Allah. Sen de biraz dikkatini topla istersen. Oğlum hadi çık şu piknik modundan. Kolay gelsin hocam. Hah böyle güzel. Bu tempoyu düşürme güzel. Güzel. Berk. Dikkatini topa ver oğlum. Berk dikkatini toparlayamıyor çocuk. Son olanlardan sonra normal tabii. Toparlar toparlar. Toparlar. Birkaç antrenmana bakarım. Ali'ye bak ama ya. Ali'ye bak Ali'ye. Ah ah. Bak nasıl? Müsaade etmiyor dikkatinin dağılmasına. Aklı gönderiyor ayaklarına. Kimin oğlu be? Senin oğlun Kenan. Senin oğlun ezberledik artık sayende zaten. Ya. Senden daha yetenekli. Bence de. Ve ben bundan dolayı çok mutluyum. Ama aynı şeyi Çağrı için söyleyemeyeceğim. Biraz fazla zorluyorsun çocuğu futbol konusunda. Çağrı, bileğine dikkat et oğlum. İşte boşuna biliyoruz da konuşuyoruz. Ya aslında ben seninle buraya bir şey konuşmak için geldim ama. Ders bitince konuşuruz Kenan. Çok acil ama. Acaba diyorum Derya'yı arasam. Çocuklarla bir yemek mi organize etsem diyorum. Heh. Topu yumuşatarak sür. İşte yumuşatmak için ben de ortamı. Hani son zamanlarda biraz gerildiler ya çocuklar. Anne baba olarak aile ortamı yaratıp böyle bir yemek yesek hani diyorum. Dışarıda mı evde mi yesek hangisi daha samimi olur? Hadi beyler tamam yeterince ısındınız. Çift kale maç. Toparlayın ortalığı. Bence de evde yapayım daha samimi olur. Seni sahanın dışına alalım mı Kenan? Ha pardon. Bir dost tavsiyesi her zaman işe yarar. Ben şuradan maç izleyeyim mi? Ben çok, buradayım. Çok sıcak ya. Teşekkürler sağ ol tavsiye için. Teriniz soğumadan hadi. Ege. Nereye? Hocam iki dakika tuvalete gidip gelecektim. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam. Mavi. Ne dedi avukat tam olarak? Ne desin? Tabii ki önce Osman amcanın emniyetteki dosyasının incelemesi gerektiğini söyledi. E tamam, gitsin, alsın, incelesin o zaman. Ben de öyle dedim. Ama adamın davayı almak için istediği fiyatı duyunca kalsın demek zorunda kaldım. Hayır biz bizdekileri toparlasak, ne bileyim etraftan bulsak buluştursak yine adamın istediği paranın yarısının yarısı bile etmiyor. Ya mecbur mahkemenin atadığı avukatla devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki cinayet aletinin bizde olduğunu söyleyecek miyiz avukata? Hayır tabii ki. Ya ben başından beri bunu yok etme taraftarıydım zaten ama Ali dahil hiç kimseye anlatamadım derdim. Yok anlatamazsın zaten. Çünkü o bizim Osman amcayı kurtarmak için son şansımız olacak. Tabii. Aynı zamanda sonumuz olacak. Hadi beyler son hazırlıklarınızı yapın. Maçı başlatalım hadi.
Ya kardeş benim vallahi gram oynasın. Osman amcayla gördüm o halde aklım gidiyor habire. Bunları da tip tip bakıyor zaten biri yiyecek şabala. Arap. Ne Arap ne? Vallahi başlayacağım birinden yiyeceğim şimdi çiğ çiğ. Oğlum bir sakin ol. Tamam. Oğlum ben sana sakin ol diyorum da ben de kendimi zor tutuyorum. Bak. Şu maçı oynayalım. Hırsımız öfkemiz ne varsa atalım. Tamam mı? Sonra diğerinin hesabını veririz zaten. Usta verelim diyorsun ellerine topu. Evet. Hadi. Evet, benim suyum kaynıyor, ona göre. Zeyno'yu takip ettiğini görmedim sanma. Diyorum baksana, uzak dur o kızdan. Oğlum bak. Ben çok sıkıldım. Aynı ismi sürekli söylemenden. Zeyno, Zeyno, Zeyno. Yeter. Yeter, vallahi yeter. Yo bro, takma. Çünkü arkadaş bir daha böyle konuşamayacak, emin olabilirsin. Allah Allah. Çok kötü, kalbi kırılacak birazdan. Üzgünüm bro. Hatta bir gelsene belki. Ne oldu? Zeyno ile Mavi konuşurlarken duydum. Cinayet aletini yok etmekten falan bahsettiler. Hadi bakalım yeter bu kadar ısındınız. Maç başlıyor hadi. Geç santraya. Komutan. Kızlar. Ben de sizi arıyordum. Ne oldu Buru? Ne zamandır benden gizli konuşuyorsunuz. Gözümden kaçmadı. Ama şu an bunun bir önemi yok. Size acilen bir şey anlatmam lazım. Arap'a anlatırsam çok sinirlenebilir, kavga çıkabilir. O yüzden önce bir size danışmak istedim. Tamam, ne oldu? Anlat. Aslında olay şöyle. Ben düğün gecesi şüphelenmiştim ama... Titreme, titreme. Ne oldu? Anlat, sakin. Sonra tam da emin olamamıştım. Dün konuştuklarını görünce de %100 emin oldum. Ya kızım, bilmece gibi konuşmasana. Doğru düzgün anlat, kimden şüpheleniyorsun? Ege ve Çağrı. Cemre'nin ölümüyle ilgili bir şeyler saklıyor gibiler. Ay gel dedim sana. Ya iyi gelecek diyorum ya. Niye inat ediyorsun? Ay ne de ne iyisi gelecek? Ortalık darmadağınık zaten. Fönüm de eksik kalsın. Ben gidiyorum. Biz de dağıtalım kendimizi yani. Öyle mi der ya? Ya biz iyi olacağız. Biz dik duracağız ki çocuklarımızı da toparlayalım ama öyle değil mi? Neşe. Makineyi tak. Hayır, hayır sana. Ay, sen otur bakayım şuraya. Vallahi ölümü gör ya. Ölümü gör diyorum. Vallahi ölümü gör. Lütfen. Kaldır şu lafı. Ay, kimsenin ne haberini alasın, ne duyasın. Hiç kimseye bir şey olmasın artık ya. Ay herkes sağlıklı oturduğu yerde otursun. Tövbe tövbe yarabbim. Amin, amin. Amin. Ya şöyle önüne biraz sarı mı atsak derdim? Hiç sevmem öyle. Ben hiç istemem öyle şeyler. Uğraşamam ben. Ne olur. Tamam. Yapacağını yap, hadi gideyim. Ne içersin canım? Çay kahveni ikram edeyim. Kadercim gerçekten hiçbir şey içmek istemiyorum. Ay. Bir an önce yap. Dükkan açık. Yani bir arsalıyla ağırlatmadın kendini ya. İyi tamam, bekle. Havlu alıp geliyorum. Ay ya, anlatsana kız, en heyecanlı yerinde kaldın. Polisler aldı diyordun. Ay vallahi aldı götürdüler, aldı delmeli demediler. Çat geçirdiler kelepçeyi. Adam mı öldürmüş kızı peki? Hem de ne öldürmek, kızı almış boğmuş suda, sonra yetmemiş bir de karaya çıkarmış. Neşe! İşine bak. Mahallenin suçlusu geldi. Ama Tanrı'dan peki iki alana bir bedava. Koşun patinar, koşun arımlar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Ay. Abla dumping diyor, ben hazır fırsat bu gelmişken hemen yakalayayım. Sular da bitmişti zaten. Hemen alıp geliyorum. Ay Allah'ım, sabır ver. Sabır ver. Ah, tamam iyiyiz. Tamam. Tekrar hoş geldin canım.
Oldu mu şimdi bu? Evet. O ne tepesindeki? Kız iner o nemden kalsın. Neyse ya ben gidiyorum artık. Ay Eydar ya. Ne? Gitme. Kız öyle konuştu tabii. Canımızı sıktı değil mi? Bir susmak bilmedi yani. Ay sınırsın sanki cinayet masası, kriminal profesör, tıbbiye bilmem ne uzman. Bu ne ya? Ay neyse ne sanki iki taraf vurunca şunu da şöyle yap düzelecek. Bu kadar oluyor işte. Öyle deme ya. Öyle deme be Derya. Ne? Sanki olacaklı öleceğe çare vardı biz mi bulamadık yani? Geçecek, hepsi geçecek. Tamam. Yeter ki bizim evlatlarımız güzel olsun, iyi olsunlar. Amin. Aa, Ender. Önder mi? Aç, aç. O senin keyfini yerine getirir, aç. Ay yap. Efendim Önder? Ne? Ne? Aa, tamam. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Ay, tamam. Kız Kader Neşe nerede kaldı? Pedikürüm vardı benim daha. Kader abla benim de kaşlarım vardı ama acelem var biraz. Tamam güzelim geliyorum sakin olun. Yemek has Adanalısın he? Ne vallahi yedi göbek hem de. Maşallah maşallah. Biz de yedi göbekten Trabzonluyuz, Karadenizliyiz. Hatta şöyle diyeyim ben sana. Biz aile oradaymış, Karadeniz'i bizim ailenin üstüne yapmışlar. Bak o kadar diyeyim sana yani. Anladık tamam sohbetinizi bölmek istemezdim ama... Soy ağacınızı acaba mesai saatleri dışında mı konuşsanız? İçeri gir Neşe. Bana bak Çakı. Sen de eğer kızla bir şeyler konuşmak istiyorsan... ...adam gibi davet edersin bir yere oturur konuşursun. Böyle dükkanın önünde olmuyor yani. Tamam mı? Bu damacanaları bıraksaydın bari abla. Yok. Bilal halleder onu. Kim? Öf öf öf. Tutu maşallah. Kimin gülü bu ya? Hadi git çantanı al gel de. Şöyle bir turlayalım karı koca. Yemeği de dışarıda patlatırız. Gidelim be Cennet Asu. Gideriz gideriz. Hadi bir havamız değişsin ya. Vallahi dünyanın bütün yükü omzuma yapıştı sanki. Kıyamam. Tamam o zaman. Neşe, pedikürü, kaşı falan halleder. Tamam, tamam hemen gidelim. Halleder, halleder hadi. Alo. Sen ne arıyorsun beni ya? Neyim var benim seninle konuşacak? Kapat at telefonu. Açmayacağım. Hazırım ben. Kapatıyorum ben. Ne oluyor Bilal? Bütün benzin atmış. Gülüm ben sana yemek dedim de sonra yaparız biz onu olur mu? Kusura bakma. Bir dakika dur bakayım dur. Ne oluyor Bilal? Söyle bakayım bana kim aradı seni? Annem aradı ya. Seneler sonra ilk defa konuştum mu? Tamam ben şey yaparım. Kusura bakma gülüm olur mu? Bir halledeyim ben işi. Tamam tabii. Tamam. Tabii. Arayacağım ben seni. Tamam. Kıyamam ben sana. Taşıyamadım. Ya olsun o neyse. Önemli değil. Of. Ali. Ne yaptınız yine ya? Ne bu haliniz? Tamam Önder. Aynen. Bence de biraz otur şöyle. Aramayalım ben dedim. Telaşa vermeyelim dedim ama Önder durmadı. Her zamanki gibi. Aferin. Aferin size. Ya biraz ders alırsınız falan diye düşündüm ben ya. Siz neyi anlamıyorsunuz? İki kişiyi kaybettiniz. Farkında mısınız? Vefa da yok, Cemre de yok artık. Hala uslanmıyor musunuz? Hala ilk fırsatta birbirinizi mi yemeye devam edeceksiniz? Ben söylemekten usandım, siz anlamadınız. Anne. Sen sus. Çok sinirliyim sana. Tamam, ben yapacağımı biliyorum. Bu işi siz çözemeyeceksiniz, anlaşamıyorsunuz. Seni okuldan alıyorum, tamam. Siz bitiremezsiniz, ben bitiririm. Olmaz. Anlamadım. Yani ben o dediğine katılmıyorum anlamında. Sana sormadım. Fark ettim ben de. O yüzden hatırlatmak için söylüyorum ki... hatırlatayım diye. Ben de o çocuğun babasıyım. Kenan Bey, o çocuğun babası olabilirsiniz ama bu size söz hakkı vermez. Bilmem anlatabildim mi? Hadi. Yürüyün. Yürüyün. Hadi. Ulan eşek sıpası. Daha dün kadar ananın yüzüne bakmıyordun. Şimdi mi aklına geldi ana? Ya benim anamla hesabım başka ya. Senin hesabın ne?
Ha? Sen anamı bile savunacak hale getirdin beni ya. Sen böyle bir adamsın işte. La kadın kaç senedir içeride durdun durdun. Şimdi mi aklına geldi boşanmak? Şimdi aklıma geldi. Baktım herkes kafasına göre evleniyor. Ben de dedim oğlum Vedat, senin neyin eksik? Ucun kuvveti yerinde, elini ayağını tutuyor. El yüzünü düzgün birini bul, evlen. Oğlum ben kaç senedir kuruya tahta tek başıma yaradım. Sen ne pis bir herifsin ya. Anladım derdini, sus tamam. Ya bu çocuk 10 yıldır anasını bekliyor bu eve gelecek diye. O nasıl bekliyorsa sen de bu yatakta tek başına yatacaksın. Lan ne diye umutlandırdın bebeği o zaman? Her hafta götürdün de gösterdin anasını. Ne diyecek ya bu çocuk şimdi? Ne düşünecek? Abisinin yediği halta he diyen benimkine haydi haydi he der. Ben arabından konuşurum, sen onu düşünme. Düşünürüm lan. Hatta ben bir tek araba düşünürüm. Bak Sinan var ya, bu mevzu yüzünden bir üzülsün. Allah belan versin, şu çaylık huzuru bırakmam sana bu evde. Anlıyor musun? Ne sen ne anam zerre umurumda değilsiniz. Siz yine neyin peşindesiniz ha? Delirtecek misiniz beni? Neyin peşindesiniz? Ya anne, Cemre'nin katili olmakla suçluyorlar bizi. Bak Arap Zeyno öldürmüş. Ya teyze, biz bir şey yapmadık. Vallahi katil onlar. Yeminle, yeminle ya. Bak hatta Osman amca o yüzden suç almış üstüne, öyle diyorlar. Bir araba dinle ya. Vallahi ya. Ya akılları sıra suçu bizim üstümüze atacaklar işte. Duymuş durup kendi kulaklarıyla duymuş, bir şeyler saklıyorlar. Aynen duydum. Çağrı ve Ege konuşuyorlardı. Öncesi ya, öncesi. Bunlar teknedeydi, teknede. Azal kendi ifadesinde de söylemiş Derya teyze. Ya inkar etmediler Derya Sultan. Ya zaten niye? Ederlerse çünkü yalanlar ortaya çıkacak. İşte akılları sıra suçu üstlerinden atmaya çalışıyorlar. Ya çalışsın, çalışsın. İstediği kadar çalışsın. Durum çözdü durum. Vallahi çözdü Derya teyze. Tamam yeter. Yeter. Sizi yeterince dinledim. Anne. Sizin beni dinlediğinizden daha fazla ben sizi dinledim, tamam mı? Okulda da söyledim. Bu macera bitti çocuklar. Bitti Ali. Anne, tamam, hayır. Ali itiraz istemiyorum. Bitti dedim sana. Beni yeterince yordunuz zaten. Derya teyze bir dinle. Dinlemiyorum ki. Hocam bize katil dediler ya. Sözüm ona çağrıyla biz öldürmüşüz Cemre'yi. Ama yemezler. Biz suç aletinin onlarda olduğunu biliyoruz. Bir dakika, bir dakika. Suç aleti derken? Ege duymuş Mavi'yle Zeyno konuşurken yok etmekten falan bahsediyorlarmış. Olmaz oğlum öyle bir şey. Ege yanlış duymuşsundur sen. Hayır hocam. Polis evlerini bastığında öğreneceğiz. Doğru mu duyduğu, yanlış mı? Ege ve Çağrı. Olay ikisinde düğümleniyor değil mi? Yani Cemre öldü, konu kapandı. Ben ağzımı açmam dedi Çağrı. Tam olarak bunu dedi. Çağrı ağzımı açmam dediğine göre Ordu'ya ye. Ya da beraber planladılar bu işi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum da, ya bu ikisinin Cemre ile ne derdi olabilirdi ki acaba? Birinin Cemre ile derdinin olmasına gerek yoktu ki. Cemre sorun yaratma konusunda inanılmaz başarılı bir insandı. Hay kendimden biliyorum, bana da öyle bulaştı. Önce kafasında bir sorun yarattı, sonra çözüme gitti. Ve sonra da duvara tosladı. Bakın şimdi, bizim amacımız okulda kalmak. Tamam mı? Ama annem tutturdu okuldan alacağım seni diye. Yakında Kader teyzeyle Bilal abi de ikna eder. Sonra ben okula gidemem. Okula gidemezsem katili de bulamam. Osman amcayı da aklayamam. Katili bulmak için benim okulda kalmam lazım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen kendini kessen de bu saatten sonra Derya teyze hayatta o okula göndermez seni. Zeyno, bir yolunu bulacağım ben. Bulmak zorundayım beni. Sabır ya. Hemen konuşmamız lazım Ali. Mahalleye geliyorum. Arap ve Zeyno'ya da haber ver. Çok önemli, çok önemli. Bekleyin, geliyorum. Ne oldu? Kenan Yazoğlu mahalleye geliyor. Kaybedince anlıyormuşsun güzel kızım. Sen benim hayatta tutulduğum tek dalımsın annem. Hiçbir şeyin anlamı yok anne. Tek de seninle bir gün buluşacağız bir tane. Bir gün buluşacağız anneciğim. Esri.
Anneciğim. Anneciğim çok özledim kızımı. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum Nesrin. Aa, çok özledim. Seni anlıyorum canım benim. Seni anlıyorum Aylam. Anneciğim. Allah sabrını verecek canım benim. Allah sabrını verecek. Ayla, 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 Ayla canım iyi misin? Ayla, 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 Ayla canım iyi misin? Ayla, kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin. Ayla, gel bana bir yastan. Gel canım. Ben yanındayım, tamam mı? Tamam canım. Dur, ben senin yanındayım. Buradayım canım. Buradayım. Oh. Arap'la Zeyno da gelsin dediğine göre çok önemli bir şey olmalı. Buyurun Kenan Bey, sizi dinliyoruz. Cinayet halt hanginizde? Ya da nereye sakladıysanız çıkarıp bana verin hemen. Kenan Bey ne demek oluyor yani? Cinayet haltinin bizde olduğunu kim uydurdu? Ali uzatma. Hadi. Niye bizde olsun ki? Biz niye saklayalım cinayet aletini? Bilmiyorum. Ama bunu zaten sonra konuşuruz. Şu anda zamanımız yok. Polisler birazdan burada olurlar. Şimdi ya bana verirsiniz o cinayet aletini ya da burada durup polislerin bulmasını bekleriz. Ve emin olun ikinci seçeneği tercih ederseniz hepimizin canı fazlasıyla sıkılacak. Hadi Ali, hadi, hadi. Ben onu eve sakladım Kenan Bey. Aferin sana, daha kötüsünü yapamazdın. Oğlum dur! Allah Allah, ayak izi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çabuk hadi, çok. Çabuk. Senin burada ne işin var? Ali Öztürk. Oğlum ne vardı? Arama iznimiz var hanımefendi. Buyurun. Bir dakika Kenan Bey. Ay biriniz de bir şey söyleyin yani. Tamam anladım, arama izniniz var da yani belki bildiğimiz bir şeyleri çıkartıp veririz, öyle değil mi? Sen de bir şey söylesene Bilal. Bileyim. Ay orası olmaz, orası benim özelim. Müsaade eder misiniz hanımefendi? Eder. Gel şöyle. Durduk yere şüphe çekiyorum. Ne olacak ya, memur hanım baksın. Yeni gelinim de öyle utandım birden. Ne alakası var şimdi? Ya indirim vardı. 3 tane 90 lira olunca alayım atayım dedim. Dantelli. Seviyorsun. Severiz. Kırmızı. Kalmamış da morla beyaz aldım. Ama haftaya gelecekmiş. Beyaz iyi. Morla kırmızıyı değiştir. Aklım. Ne işler çeviriyorsun la sen? Ne işi var oğlum polislerin elimizde? Ne bileyim baba benim. Polis miyim? Sor. Sor onlara sor. Bana bak. Bu da vurdu mu ya? Vurdu ya. Vurdu, vurdu. Yalnız memur bey, onları fazla kurcalamasak. Aman diyeyim, onlar benim ekmek teknem. Rahatsız ettik. Kusura bakmayın hanımefendi. İyi günler. Ne oluyor Ali? Ne oluyor dedim. Çocuk bunlar işte düşünememişler. Neyi düşünememişler ya?
Neyi düşünememişler? O cinayet silahı değil mi? Ver onu bana. Anne. Sen sus bir kere. Anne biz yanlış bir şey yapmadık bak. Yani yanlış zamanda yanlış yerdeydik sadece o kadar. Ali arkadaşlarını korumuş hepsi bu. Hepsi bu. Hepsi bu kadar mı gerçekten de? Ha? Hadi onlar çocuk. Senin bilincin yok mu? Sen koskoca bir insansın. Sen bir de baba... Evet, baba olarak oğlumu korumak benim görevim. Yanlışa da düşse, hata da yapsa suçlusu benim. Gerekirse ben atarım kendimi öyle. Zaten Ali ile alakası yok. İyi ki be. İyi ki Kenan Yazıoğlu. İyi ki hayatımıza girdin. Şimdi bütün bu saçmalıkları bir takım saçma sapan fedakarlıklarla örtmeye çalışırsın değil mi? Bütün bu saçmalıkları da üstesen ne? Sen sus bir kere. Seni gözüm görmesin Ali. Geç olana. Geç. Gözüme görünme. Yürü dedim. Çok baskı kuruyorsun çocuğun üzerinde. Bu kadar baskı iyi bir şey. Sen var ya, bana çocuk eğitimi verecek son kişisin. Konuşma istersen bu konuda canını çok fena yakarım. Sen önce o bıçağı ne yapacağını düşün. Ya da sen düşünme, ben düşünürüm. Şimdi o bıçağı alıyoruz, çocukları da topluyoruz, emniyete gidiyoruz. Derya! Derya! Ali! Aileciğim, nasılsın canım? Daha iyi misin? Pardon. Merak ediyorsanız bebeğin durumu gayet iyi. Serumunuz bitsin, çıkış işlemlerinizi başlatacağım. Sinan. Abi kurban olayım. Vallahi sabahtan beri ortalığı topluyorum. Ne olur bir yardım et ya. Bir Allah bittim. Bu neye gelmiş polisler? Demediler mi bir şey? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi yani. Kimin canını sıktıysak artık. Üçünüz aynı anda. La bebe. Bak bilmediğim bir şey varsa söyle şimdi. Hazırlıklı olalım. Sonradan başımıza ne geldi demeyelim. Tamam. Bak ben canınızı sıkmayayım sonra. Abi ne aradılarsa bulamadılar işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah Allah. Size ne oldu size? Bir küs barış, bir küs barış. Bu ne ya? Çocuk oyuncağına çevirdiniz ha? Gene ne yaptın adama ya? Adam evlendi gitti, düğün oldu bitti. Sen hala adamla uğraşıyorsun ya. Ya bırak bir mutlu mesut yaşasın kadınla ya. Benim kimsenin mutluluğunda gözüm yok. Ne o zaman baba? Para mı, pul mu? Ne istiyorsun? Ya ben bakacağım bir iş. Ya bak adam bana harçlık veriyor. Ben vallahi utanıyorum almaya. Yok, parayla ilgili bir mevzu değil. Para değil. Pul değil. Kader abla hiç değil. Ne o zaman baba? Ne istiyorsun sen bu adamdan? Ananı boşamış. Hapiste demiş. Bunca zamandır içeride demiş. Küt diye boşamış kadını. Olan bu işte. Ne? Anne. Anne. Sinirin geçtiyse ben geleyim mi? Geliyorum ben o zaman. Kaybedeceğim ve konu kapanacak. Anlaştık. Olmaz. Polis bunu senin üzerinde yakalasa ne olur? Düşünebiliyor musun?
Kenan Bey bakın, biz zaten onu polise götürecektik. Olan olayları anlatacaktık biz polise. Mavi durdurdu bizi. Eğer verirsek dedi. Belki Osman amca çıkartırlar, belki bırakmazlar bilmiyoruz ama siz de içeri alırlar dedi. İçeride olursanız da katili bulamazsınız diye engel oldu bize. Katili bulmak size kaldı çünkü. Aferin. Bravo Mavi'ye yani işte gene kız çocuğu ne yapsam. Aklı on adım sonrasını düşünüyor. Tamam o zaman bu kalsın bende. Tamam ben oğlumu riske atamam. Ben oğlumu tehlikeye atamam. Bu her gün mü geliyor buraya böyle? Hiç sorma. Selam. Hoş geldin Önder. Herkese merhaba. Hoş evi var, oğlu var. Her gün burada. İnsan biraz... Ali ile bir şey konuşmam lazım da. Önderciğim yalnız biz... özel bir mesele konuşuyorduk aileyle biraz. Bize biraz müsaade edersen. Ben sadece okulda yaşananlarla ilgili birkaç bir şey soracaktım Ali'ye. Müsaitse eğer. Tamam, konuşuruz hocam. Sadece iki dakika bir müsaade edebilir misiniz? Konuştuklarımız aramızda, bu da dahil. Biz okuldaki meseleyi kendi aramızda bir şekilde çözeriz. Hadi gidelim Önderciğim. Sen git Kenan. Benim Ali ile konuşacaklarım var. Ali. Buyurun hocam. Okulda çocuklar saçma sapan bir şeyden bahsediyor. Cinayet silahını siz saklıyormuşsunuz falan. Ege duymuş. Ben inanmadım tabii de. Yine de bir sorayım istedim. Konuşacak bir konu yok hocam ortada. Yani zaten her ne olduysa olaylar ortaya çıktığında bizim aramızdaki kavga da biter. Ama illa yardımcı olmak istiyorsanız çağırabildiklerini söylesin. Bu kadar yani hepsi. Yani senin yapabileceğin bir şey yok Önder. Hadi biz çıkalım. Ararım. Ben seni ararım. Ali. Görüşürüz hocam. Bak sana daha önce de söylemiştim Önder. Bu mahalleye takılmak yerine oğluna biraz daha fazla vakit ayırmalısın. Derya'nın gözüne gireceğim diye oğlunu ihmal ediyorsun. Bak Ali'nin söylediklerini duydun. Ya doğruysa ya Cemre hikayesine gerçekten bulaşmışlarsın. Bence Çağrı'yla biraz daha fazla ilgilensen. Ben Çağrı'yla yeterince ilgileniyorum Kenan. Ayrıca çok da yakınız. Senden tavsiye almaya hiç niyetim yok. Tavsiye demişken... böyle genç işi giyinmeler falan. Böyle değişik değişik kokular falan. Düştüğünü çok belli ediyorsun yani. Hiçbir kadın bundan hoşlanmaz. Vallahi Kenan benim o taraklarda hiç bezim yok. Ayrıca biz Derya'yla o aşamayı çoktan geçtik. O aşama? Hangi aşama? Bak Kenan. Biz Derya'yla bir yoldayız. Ve bence gayet uyumlu bir çiftiz. Süreç ne gösterir bilmiyorum ama... şu anda her şey yolunda gidiyor. Sen git. Kendi işine bak. Bak, Ali'yi ne güzel yetiştirmiş. Kimsenin sana ihtiyacı yok. Çok net söylüyorum Önder. Sen Derya'yla hiçbir yola çıkamazsın. Anlaşıldı mı? Aa. Neden? Çünkü... Derya benim oğlumun annesi. Ama o kadar. Değil mi? Başka bir şey yok. Kenan, sen bu şansını yıllar önce kaybetmişsin. 16 yıl önce daha başlamadan bitmiş bir ilişkiye bu kadar tutunmak... bilmiyorum. Yani tavsiye. Ben bitti demeden bitmez. Maç 90 dakika. Bitip bitmeyeceğine ben karar veririm. Başın gömerdi baba. Ne oldu? 10 yıl
7 ay, 13 gün. Benim hanım hapiste. Ne oldu baba? Başın göğe verdi. Daha olmadı da. Olacak. Hayırlısıyla. Sen sıkla. Çık biz konuşuruz. Bir dakika. Ne olacak abi? Evleneceğim lan. Var mı bir diyeceğiniz? Ya yıllardır canıma yetti ya. Arkadaş ben de sabahleyin böyle bir tas sıcak çorba önüme gelsin isteyemez miyim ya? Hem ananız da ne zaman çıkacak belli değil. Vallahi ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık baba. Hiç bilmiyorum yani. Ben senin abime yaptığını yapamam, evlenmen diyemem. Evlen. Öyle bir hak yok bende yani, ben görmüyorum, reddedemem. Ben seni vicdanımla baş başa bırakıyorum. Oturduğun kanepe. Ha bak bu televizyonu şey. Ha bu bile ya. Bak. Bu da ne ya? Ankara'dan getirmedik mi baba? Ben bu kadar bebeydim. Bu kadardım baba. Pılımızı pırımızı toplayıp gelmedik mi? Asana verin abi. Bunda benim anamın emeği var. Anam kokuyor bu yastık baba. Bak ben babalığın hakkını yiyemem, ödeyemem be. Hem senin hem abimin. Vallahi bak. Bana hem ana oldunuz, hem baba oldunuz. Ama artık yeter ya. Vallahi yeter artık, bana yeter ya. Ya nereye gidiyorsun lan? Otur 2 dakika konuşacak. Ya baba neyi konuşacağız ya? Sen abimle bana haber vermedin. Adamı boşanmış 62 kere. Ben neyi konuşacağız ya? Bu ev anamın anılarıyla dolu. Sen gelmiş diyorsun ki ben başka kadın getireceğim ya. Ya baba. Bak. Başın dara düşer. Eyvallah. Bir kap çorba istersin. Kelim kanlı olsa gene getireyim gene eyvallah. Ama o kadar. Bundan sonra o kadar. Allah mutlu etsin. Allah mutlu etsin seni ya. Hadi yolu açık olsun baba. Ben sana daha hiçbir şey demiyorum. Demiyorum daha. Oturmaya mı geldik? Vedat narin ses. Hadi kalk şu. Bizim düğün kesesini bir getirsin. Artık içinde ne kadar kaldıysa. Peki duyduklarımıza dair şahitlik yapmak istesek bizi tekrar sorguya almazlar mı? Tamam. Tamam o zaman gelişmelerden bize haberdar edin. Bulamamışlar değil mi? Döndük başa. Atmışlar tabii. Ya da gömmüşlerdir. Her neyse. Ya Vefa'nın babası da onlardan biri. Belki de vicdan azabına dayanamayıp itiraf ederler suçlarını. Sonuçta o adamı içeride tutmak istemez onlar. Benim kimsenin vicdanını sızlamasını beklemeye niyetim yok. Hem de hiç kimsenin. Arap ve Zeyno'yla konuşabildin mi? Mesajlaştık. Onlar da çok merak etmişler. Polis buldu mu falan diye sordular. Kenan Bey halletti deyince rahatladılar bayağı. Ben aslında şey dedim yani o adam asla hiç kimseye yardım etmez dedim. Ama sen oğlu olduğun için herhalde istisnasın Ali. Ya bizim problemimiz Derya Sultan'la mı abi? Yani şu Karadeniz'in adından vazgeçiremezsek ya okula ben devam edemem. Ya okula devam edemezsem Osman amcayı yaklayamam. E katile dair sonucu da bulamam ben. Ne yapacağım ben? Ali bir şey söyleyeceğim ama kızma. Söyle. Keşke velayetin Kenan Bey'de olsaydı. Yok Marz, şey de
Ben Kenan Bey'i hiç kafamda öyle bir yere koymadım. Biliyorsun. Biliyorum. Sen de öyle bir an söyleyince tuhaf oldum. Ne alakadar gibi. Biliyorum böyle hissettiğini, normal. Ama aslında çok alakası var. Yani eğer öyle olsaydı onun da söz hakkı olurdu. Okula devam edebilirdin. Ama tabii bu anneni çok üzerdi, o yüzden bu seçeneği eliyoruz direkt. Okulda kalmam ona bağlıysa... Ya abi ben annemi üzemem. Üzemem ben annemi. Ama Osman amcayı da aklamak istiyorum. Bilmiyorum ben ikisinin arasından nasıl kalayım? İkisi de benim için çok kıymetli. Kıyamam ben onlara. Etrafındakiler çok şanslı, biliyor musun? Yani senin tarafından sevilmek çok değerli bir şeydir herhalde. Yoruyor mu bazen, biliyor musun? Herkesin yükünü omzunda taşımak. Arap, Zeyno, Ferdi, annem, Osman amca. Yoruluyorum. Belki hem sebep hem yormayacak biri vardır. Efendim anneanne. Tamam, geliyorum. Geliyorum ben. Tamam, bay bay. Gitmem lazım. Bayağıdır buradayım. Tamam, tamam. Ama konuşalım yine, olur mu? Olur. Sonra konuşuruz. Tamam. Tamam, anneannene selam söylersin. Bana bir yardım et. Tamam. 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 Konuşalım. Tamam. Konuşuruz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Geçince yazarsın. Yazarım ben sana. Haberdar et yani. Evet Çağrı'cığım. Seni eve bırakmak isterdim ama... maalesef. Burası Hazal'a rezerve. Ya bu bebek iyi, güzel de bir araban falan olsaydı tık tık bırakırdın bize. Bakalım. Nasip kısmet. Belki onu da Hazal'a alırız ha. Ah! İnanmıyorum. Ay gerçekten mi? Neden olmasın? Havalar soğudu. Ne oluyor lan burada? Ha, ha anladım, tamam. Ayılışlar ya. Hadi lan hadi uza. Taban bay. Uzayayım mı, araba alırım? Uza kardeşim. Ya Çağrı. Elektrikli bisiklet falan. Unutmadım. Karnen iyi gelirse alacağım bisiklet. Evet, dur bakalım. Yes. Hazır mısınız? Tatlım daha sıkı sarılsana. Bazen düşeceksin diye korkuyorum. Ama ben hiç korkmuyorum. Sen yanımdayken kendimi inanılmaz güvende hissediyorum. O zaman gidiyoruz. Gidelim. Hoş geldiniz. Ne oldu? Geç la, geç hadi. Gel, gel, gel. Konuşalım hadi. Boşamış. Size haber vermeden. Derdi neymiş?
Ne olacak? Evleneceğim diye boşamış hapiste tek kadın. Vicdansız. Ben artık durmam dedim. Buraya geldim. İyi yapmışsın ya. Buraya geleceksin tabii. Çıkar. Ben abla böyle Emre Vakil'im. Seni döverim bak. Vallahi ben de. Ya ne yapacağım başka? Buraya geleceksin tabii. Hem ya biz kardeşiz ya. Daha çok kavga ederiz hem. Hı? Birkaç gün böyle idare edek de. Sonra ben çıkar daha büyük bir yere bakarım. Ya saçmalama Bilal abi, ne gerek var ya? Değil mi anne? Bakarız, konuşuruz onları ya. Tamam, hadi sıkmayın canınızı, hallederiz. Anne, kardeşim ne zaman gelecek? Onu çok merak ediyorum. Az kaldı çocuğum, çok az kaldı. Ayla Hanım, buyurun. Evimin dibine kadar geldiğine göre bir sorun var. Var. Senin derdin Cemre'yle değil miydim abi? Tamam, Cemre'den kurtuldun. Hepiniz kurtuldunuz. Ama senin ne bu nefretin, öfken? Ben bir türlü anlam veremiyorum. Bu tayfayı bu kadar korumana sebep olan şey ne? Neyi anlam veremiyorsun, anlamadım. Çok basit. Çünkü masumlar. Masum falan değiller. Osman denen adam onları korumak için kendini öne attı. Bunu ben duyduğuma göre sen zaten çok iyi biliyorsundur. Berk, Osman amcanın nasıl biri olduğunu sen de biliyorsun. Yani yerinde olsam onun sözüne bakıp bir kanıya varmazdım. Peki cinayet silahının onlarda olması? Hı, yani bununla ilgili de bir açıklaman var mı Mavi Hanım? Tabii ki ya, tabii ki sendin. Ama yazık. Çünkü bu bilgiyi sana veren seni boşuna umutlandırmış. Evet, istediğin gibi oldu. Polisler geldi. Hepsinin evi teker teker didik didik arandı. Ama sonuç sıfıra sıfır. Hiçbir şey bulamadılar. Yani Berk'cim, sana tavsiyem bundan bir sonraki sefere önce haber kaynağının güvenilir olup olmadığından emin ol. Peki ya yok ettilerse ya da yok ettiyseniz? Zaten Zeyno ile konuştuğunuzda tam da bu değil miydi? Ha Berk bak, acın var. Anlıyorum. Seni gerçekten anlıyorum. Gerçeklere gözlerini kapatıyorsun. Ama emin ol, katil sizin içinizden biri. Biraz daha sağduyulu olsan... Sağduyulu. Bunu... bir yıl sonra intikam ateşiyle okula geri dönen Mavi mi söylüyor? Biz seninle konuşarak hiçbir yere varamayız. Dur. Bizimkilerin Cemre'yle bir derdi yoktu. Öyle mi diyorsun? Peki Ege'nin evindeki havuz partisinde yaşananlar, onlar neydi? Cemre bildiği bütün sırları patır patır ortalığa döktü. Ege'yi, Hazal'ı, Çağrı'yı hepsini rezil etti, yerin dibine soktu. Biliyorum, dinledim bu hikayeyi de. Burada cinayete sebep olacak bir durum yok. Peki sen o üçüne sordun mu hiç olay günü neredelermiş? Ne yapıyorlarmış? Sen gerçekten gözün döndüğü için gerçekleri göremiyorsun. Biliyor musun, sana bir şey söyleyeceğim. Keşke zekanı babandan alsaydım. Bugün gördüm ki baban senden çok daha mantıklı bir insan. En azından olaylara tüm yönleriyle bakabiliyor. Ve kimseyi bilip bilmeden yargılamıyor. Sen babamla mı konuştun? Nerede gördün? Mahalleye mi geldi? Geldi. Oradaydı. Bebek gayet sağlıklı görünüyor.
Her şey yolunda. Bak şurada görüyor musun? Her şey bittiyse kalkabilir miyim Yıldırım? Tamam o zaman. Kalkabilirsin. Biliyorsun aslında Mert'e hamile kaldığında bile riskliydi. Hatta bir daha hamile kalamazsın demiştim de çok şaşırmıştık. Aslında şu anda olan şey bir mucize. İnan. Yıldırım olanları biliyorsun. Bu durumda bu konuyu konuşmak bile beni fazlasıyla canım acıtıyor. Lütfen en yakın randevu verir misin? Ben çocuk falan istemiyorum. Anlıyorum seni Ayla. İki evlat kaybettin ve acın çok büyük. Ama maalesef durum böyle değil. Şayet bu bebeği alırsak bir daha asla çocuğun olmaz. Lütfen iyi düşün. Yapamam. Ben o çocuğu sevgiyle büyütemem ki bu acıyla. Son karar. İstemiyorum. Babadan yana hiçbirimizin bir şansı bilmez kardeş. Bu mahallenin kaderi mi böyle ya? Evet ya. Bir yerden topluyoruz, bir yerden dağılıyoruz. Yani sen hiç şaşırttı bize ya. Seninki derken ara? Baba. Ne baba? Ceren Yağız doğulu ya hani. Şey ha. Ne şey? Şey abi yani. Yardımcı ol. Sağ olsun. Sağ olsun yardımcı ol artık. Vallahi kardeş, polis o bıçağı bulsaydı kimse anlatamazdık dertimizi. Kimse. Bak ben sana diyeyim. Ben olayın artısına eksisine bakmam. O adam bizi ipten aldı. Vallahi buraya da yazıyorum. Osman amca o adamın hayatını kurtardı. Bu da Osman amcanın hayatını kurtaracak. Arap, iyi diyorsun, hoş diyorsun da yani... Kenan Bey Ali için yardım etti bize. Yoksa Osman amcayı umursamaz ki o. Burada iş bize düşüyor. Yine biz bulacağız katili. Tabii. Senin okula devam edebilmemiz için Derya teyzeyi ikna etmen lazım. Katil bulmak daha kolay. Hı. Hepimiz biliyoruz. Derya teyze kızım. İkna etmen ne kadar zor. Ali daha okula gelemeyecek. Bize daha çok yük yükleniyor. Yapacak bir şey yok. Ben okula devam edeceğim. Ama umarım Derya Sultan beni bazı şeyler yapmaya mecbur bırakmaz. Sen beni mi bekliyorsun orada? He? Daha önce hayatımda kimse beni böyle beklememişti, karşılamamıştı. Ha ben bir tanecim benim. Gel. 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 Gel buraya. Gel kucağa. Gel. Ha abin de geldi. Sen yaptın değil mi? Sen engel oldun. Polise ihbar edeceğimizi öğrendin, koştun gittin oraya. Gittin mahalleye, onlara kol kanat gerdin, onları kurtardın. Oğlum dur, sakin ol. Gel içeride konuşalım. Ali'ye söyledin, Ali gitti arkadaşlarına söyledi. Ne oldu, değdi mi? Oğlunu kazandın mı artık, seviyor mu Ali seni? Bak, onlar masum. Cemre meselesiyle ilgisi yok, ilgileri yok yani. Onlar masum, çözdün yani konuyu. Güzel, onlar masum. O akıl hastanesindeki adam mı suçlu? O da oradan çıkacak, ne olacak? Ondan sonra herkes eski hayatlarına devam edecek. Bu mu? Güzel. Çok iyi. Berk. Güzel. Berk. Berk. Oğlum. Berk. 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 Berk otur şuraya konuşalım. Berk dedim. Berk deme ya. Berk deme. Artık karşında eski Berk yok, anlıyor musun? Karşındaki Berk hayatta en sevdiği insanı kaybetmiş biri. Artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış biri. O yüzden artık ne bağırıp çağırarak ne de böyle verdiğin saçma sapan cezalarla korkutamazsın beni. Anne! Ne oluyor anne?
Hiç. Kitaplarını hazırladım. Şimdi formanı da topluyorum. Kitapları mı? Bunları burslu öğrencilere vereceğiz. Çünkü ihtiyacı olan bir dolu öğrenci var. Seninle beraber alışverişe gidiyoruz. Yeni okulun için forma alıyoruz. Biraz masraf olacak ama gidip yapacağız bunu, tamam mı? Tamam anne, yeter. Yani bırak, yani gerek yok bu tarz şeylere. Ne yeterinden bahsediyorsun ya? Sen beni anlamadın galiba Ali. Bir kez daha söyleyeyim. Bak, Yağızoğlu Koleji meselesi bitti. İlle de özel okul ya da koleje gitmek istiyorsan... ...nasıl olsa buna da hazırlandınız, kazandınız. Yine hazırlanırsın, yine bir koleji kazanırsın. Hani dinlemiyor musun beni bilmiyorum ya da ben mi kendimi anlatamıyorum anlamadım yani. Ben anlayacağımı anladım. Ben anlayacağımı çok iyi anladım. Ortada cinayet aleti olarak geçen bir şey var ve onu benden saklıyorsun. Ama Kenan Yağızoğlu'nun haberi var. O biliyor. Gerçekler nedense benden saklanıyor. Anne saklanıyor. Çünkü sen sadece kendi doğrularına göre hareket ediyorsun. Ali bir şey bilmez diyorsun. Ali çocuk diyorsun. Ya ben sana neyin gerçeğinden bahsedeyim anne? Ya ben kardeşimin katilini bulmaya karar verdiğim günde haber vermedim ki sana. Çünkü sen duyduğun gün itiraz ettin zaten. Ya ama ben ne yaptım? Bildiğim yoldan devam ettim anne. Öyle ya da böyle ben kardeşimin katilini buldum. Şimdi de Vefa'yı öldüğünü bak ne acıdır ki. Vefa'yı öldürenin, Cebre'nin katilini arıyorum. Sırf Osman amcayı kurtarmak için oradan. Tamam mı? Ben sana neyin gerçeğinden bahsedeyim ya? Ya neyin gerçeğinden bahsedeyim anne? Ya ben okulda bulunmadan... ben okulda bulunmadan, o insanların arasında bulunmadan Osman amcayı nasıl kurtaracağım? Bu konu bitti. Nasıl bitti? Bu konu bitti Ali. Bu konu tartışmaya açık değil zaten. Efendim Önder. Önder'ime başlayayım şimdi. Yok, iyiyim ben. Her zaman gevaller işte. Hayır, sadece bir... Yok, gergin değilim. Biz iyiyiz hocam. Bugüne kadar nasıl iyiysek hala öyleyiz. Bugünden sonra da başımızın çaresine bakmaya devam ederiz biz. Şimdi müsaadenizle ben annemle kavgama devam etmek istiyorum. Ne bu şimdi? Niye? Ne yapıyorsun? Ne oldu ki? Ha? Ne oldu? Hoca benim hocam, anne. Seninle bir alakası var mı? Yok. Değil mi? Okulla ilgili bir problem varsa beni arar. Okula bulup konuşur. Tamam? Her gün her gün de evimize gelmesin. Tamam, insanlar fark ediyor. Hangi insanlar? Ya insanlar fark ediyor işte. Mahalledeki insanlar. Ben de fark ediyorum ya. İstemiyorum evimize gelmesini. Nereye gidiyorsun Ali? Çıkıyor. Gidiyorum ben. Tamam? Gel. Kızım sen bütün mamayı bitirmişsin. Hadi. Oho. Bak ondan sonra ben kilo aldım falan diye söylenme ha. Bitirmişsin mamayı. Hato. Kızım gel buraya. Berk kendini iyi hissediyorsan şimdi biraz konuşabilir miyiz? İşim var. Kızım gelsene. Ama böyle olmaz oğlum. Hadi gel sakince konuşalım. Hadi gel. Biraz da bana haksızlık olmuyor mu? Ben tek taraflı olarak çabalıyorum hep. Berk. Senin gibi bir kızım mı olsa sanki, ha? Erkek çocuk çok zor. Aksiyonu, hareketi bitmez. Sinir ve öfkesi başka. Evet, oğlum şey, babandan bahsediyorum. Onu biraz yumuşatmamız lazım. Bana yardımcı olabilir misin? Sana diyorum. Bana bak, şu şirinlik seviyeni biraz yükseltebilir misin? Mesela takla falan atsın şuradan. Olmaz mı öyle? Olur mu? Keşke bir cümle kursan. Hani bir şey, başını falan sallasın. Ne yaptın sen? Ne bu? Berk. Onları korudun değil mi? Oğlum. Bak senden şu güne kadar hiçbir şey istemedim. Hiçbir şey. Senden tek bir şey istedim. O da Cemre'nin katilini bulmandı. Sen de bana söz verdin. Söz verdim. Ben katili bulacağım diye söz verdim. Önüme geleni suçlayacağım diye bir şey söylemedim. Bak işte burada yanlış yapıyorsun. Önüne geleni suçluyorsun. Yanlış. Evet. Yanlış. Oğlunun arkadaşları olduğu için mi yanlış? Senin tek derdin Ali değil mi? Ne ben, ne Cemre, ne verdiğin söz önemli. Senin tek derdin Ali. Senin için en önemli şey Ali. Ve oğluna yaranmak, ona yaklaşmak için de onların arkadaşlarını kurdun.
Benim kimseye yaramaya falan çalıştığım yok. Sözlerine dikkat et. Doğru düzgün konuş. O zaman doğru olanı yap sen de. Doğru olanı yapıyorum ben zaten. Ve oğlunu korumak mı doğru olanı yapmak? Cinayet bıçağını saklamak mı? Ya onlar yaptı işte. Cemre'yi öldürüp cinayet bıçağını saklamışlar. Her şey gayet açık, net. Diyelim ki onlar yapmadı. Onlar gittiler, cinayet bıçağını buldular. Neden polise haber vermediler? Ya sen hiç düşünmüyor musun? Sen hiç bu soruları sormuyor musun ya kendine? Sordum. Sorduğum cevabını da aldım, inandım, tamam mı? Oldu mu şimdi? Ya kim, kim? Kim gidip ben yaptım der ya? Kim açık açık ben yaptım der? Ya. Onlar bir güzel bunu saklamış, sen de bunun üstünü bir güzel örtmüşsün. Neden baba? Neden ya? Berk. Beğenmedin mi? Söyleyeyim mi sana dışarıdan bir şey, pizza falan böyle bir şey? Ha yok şey, iştahım yok. Benim de yok ama sanırım senin iştahını kaçıran benim. Doğru mu? Doğru tahmin etmişim. Sen zannediyorsun ki ben sana güvenmiyorum, inanmıyorum. Böyle her olayda senin bir açığını yakalamaya çalışıyorum falan ama yanlış. Bak, çok önemli bir sınavdan geçtik. Ve sen bu süreçte benden bir sürü şey gizledin, anlatmadın. Ben yine aynı şeyler olur diye tereddütteyim o kadar. Yoksa sana güvenmediğimden değil. Şimdi siz öyle Ege ile konuşurken duyunca böyle bir anda. Bak. Ben seni korumaya çalışıyorum. O kadar. Daha çok gençsiniz. Kavga ediyorsunuz. Ben sadece senin arada kaynamanı istemiyorum. O kadar. Yoksa hangi baba çocuğunu suçlamak ister? Bak. Bugün Ali dedi ki, hoca git oğluna gerçekleri anlattır. Ben gelip sana bir soru bile sormadım. Neden? Çünkü biliyorum siz bu iki tane grup birbirinize olan nefretinizle saçmalıyorsunuz. Ben sana inanıyorum ve güveniyorum. Benim için sadece bunu bil, yeter. Baba ben gerçekten suçsuzum. Babacığım biliyorum senin bir suçun olmadığını. Senin ne kadar vicdanlı bir çocuk olduğunu biliyorum. Sen Vefa'yı kendini öldürdüğünü düşünerek gözümün önünde ne hallere girdin. Hepsini gördüm. Ben sana güveniyorum. Bunu bilmek güzel. Tamam. Tamam, aramızda sorun yok. Hakikaten yok değil mi? Eminiz. Eminiz. İyiyiz. İyi o zaman. Hadi. Benim gerçekten iştahım yok. Hayda. Sen iştahını kesen bendim senin. Durumu çözdük. Şimdi... Başka bir şey var değil mi?
demek ki var yani. Ne oldu? Ya oğlum hadi söylesene ne oldu? Ben aşık oldum. Vay, 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 vay. Paşama bak. Aşık olmuş. Kim bu şanslı kız? Tanıyor muyuz? Zeyno. Ne oldu, sevinmedin mi? Bilakis çok sevindim. Çok doğru tercih. Turneyi gözünden vurmuşsun, onu sana söyleyeyim. Peki bu böyle tek taraflı mı yoksa böyle karşılıklı bir şey var mı? Ya bir şeyler oluyordu normalde. Sonra Ege geldi. Kavgalar, mavgalar. Aman boş ver. Ne demişler? En büyük aşklar kavgayla başlar. Ama hep kavgayla da gitmez değil mi? Hah, gitmez. Ama dikkatli olmakta fayda var. Bak Zeyno çok akıllı bir kız. En ufak hatağında tak seni harcar, haberin olsun. Vay be. Sen de yememişsin. Sanırım benim de iştahım yok. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben de aşık oldum. Oo. kime? Çıldırtacak bir çocuk beni. Zeyno'lardayım, beni bekleme. Ne bu şimdi? Ali. Arap nerede? Odamda. Of, çok üzülüyor bu çocuk ya. Ah be Vedat abi, ah. Anne, bana bak bu arabanın yanında da böyle ağlanıp vahlanma da daha çok üzme çocuğu. Ve senden mi öğreneceğim nasıl konuşacağımı Zeyno? Çocuk muyum ben? Tamam, ben çağırayım, geleyim araba. Yok Bilal abi, sen otur. Ben çağırırım, zaten elimi yıkayacağım. Hadi, sofrayı topladıktan sonra hemen yatalım. Niye? Çay yapmıştım. Erken kalkacağım ya saat 5'te havaalanına gitmek için. Yolcu mu çekiyorsun? Vallahi içimi çekiyorsun kader, yatalım diyorum işte ya. Özledim, hasret kaldık. Var mı ötesi? Var. Moru var, beyazı var. Hangisini istersin? Vallahi hiç fark etmez şu an. Ya Kader abladan da Zeyno'dan da Allah razı olsun. Hani sağ olsunlar. Ya ben yok oldum onlara, dur. Ya Duru, ya misal acıktım, gidip dolabı açamam. Sabahtan beri de böyle karnım kazınıyor, anladın mı? Bir şey istemeye de utanıyor insan. Ya bence abartıyorsun Arap, siz çocukluk arkadaşısınız. Hem Kader teyze de çok iyi biri zaten. Ya ey ona zaten sözüm yok hani. Allah Allah onlardan razı olsun da. Ya eskiden ne bileyim hani böyle... Yani derdim Kader abla bir salça ekmekten yap, hani yapardı sağ olsun, verirdi. Ama şimdi böyle değil işte, böyle mecbur kaldım. Ding dong, yemek hazır. Benimle Duru'yla konuşuyorum. Selam söyle. Zeyno. Duru, ben kapayım, yemek hazırmış. Tamam. Tamam, sen geç yemeği. Tamam, ben seni ararım ya. Sen kapa sen. Ya bu ne ya? Kuş kadar koymuşum. Bu bizim neyimize yetsin? Biz gelişme çağındayız. Bol bol yememiz lazım. Ya arkanızdan kovalayan mı var canım? Bitince koyarız tekrar. Zeyno yavaş. O kadar kim yiyecek? Yersin, yersin. Heh. Oh. Heh. Bakayım. Aç ağzını. Tamam Zeyno. Aç. Tamam. Aç.
Aferin. Oh. Kız yavaş, boğulacaksın. Ya yok, bir şey olmaz ya. Biz gelişme çağındayız. Bizim böyle bol bol beslenmemiz lazım. Tamam mı? Anne, tatlı yaptın mı? Yaptım. Çok güzel puding yaptım. Puding mi? Ne? O ne be, uyduruk. Ha bak. Sen şey yapsana. Yemekten sonra şöyle güzel bir baklava açıversene güzel. Hayda, şekerini kaynatacaksın da şerbet soğuyacak da. Şekeri çekecek de hamuru demiyorum, bir sabaha kadar sürer kadar yok. Beyaz mı? He? Beyaz mı, beyazı? Ha, üç beyazdan zaten uzak durun demişler. Şeker, pamuk, un. Ergenlik çağındasın, düzgün beslenin ya. Tabii canım, ne öyle pamuk falan. Ne diyorsunuz be? Ergenlik çağındayız işte, ben de onu diyorum zaten. Bizim düzgün beslenmemiz lazım. O yüzden isterse sabaha kadar sürsün. Sen yaparsın, biz sabah yeriz. Yani... La yok. Ben bir baklavacı bulurum açık, ritimli bir şekilde gider gelirim. İyi, o da olur. Değil mi Arap? Ver, yeriz ya. Ha. Bilal. Ben bakarım tabii. Ha, sağ ol canım. Ne yapıyorsun Zeyno? Zeyno, sofradayız. Ekmek arası mı yapacaksın? Ya Allah Allah, gece için yapıyorum ben bunu. Bir tane de araba yapacağım şimdi. Saçmalama, sulu yemek sulu sulu kokar, o da kokar be pis pis. Kızım ne yapacağız? Yastığın altına mı saklayacağız? Hamsterimiz biz ağzımızda öyle istif edelim, bekletelim. Sus. Allah Allah. Afiyet olsun. Aa, Derya'cığım gel canım. Hoş geldin Derya teyze. Yok canım yok, ben şey siz yiyin. Şeyi soracaktım, çocuklar Ali nerede biliyor musunuz? Benim haberim yok. Vallahi bilmem Derya teyze. Uydurmayın yine. Mesaj atmış. Zeyno'dayım demiş. Aa. Bilmiyor musunuz? Nerede bu çocuk? En sonunda çıldıracağım ama. Bu çocuk yine nereye gitti? Of. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Gel yürü Derya teyze. Kaynanası seviyormuş. He. Hadi otur canım, gel. Dediğim gibi yaranız çok derin değil ama yine de birkaç gün dikkat ederseniz iyi olur. Geçmiş olsun Kenan Bey. Sağ olun, merak etmeyin, ben onu kımıldatmam. Konuştuğumuz gibi aramızda olanlar kendi aralarında tartışırken kaza olmuş işte. Tabii tabii, merak etmeyin Kenan Bey. Tekrar geçmiş olsun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doktorun söylediklerini duydum. Birkaç gün kımıldamaman gerekiyor. Özellikle de bu gece bence. Annen seni bu halde görmesin. Sen bu gece acaba burada mı kalsan? Ha? Yani sakıncası yoksa? Ne sakıncası olacak? Ben memnun olurum hatta. Burası senin de evin. Peki Berk? Berk gördüğün gibi kaçtı. Sanırım bu özelliğinizi ikiniz de baba tarafından almışsınız. Yani baba tarafı derken halamlar olsun, amcamlar olsun. Bu taraf yani... Baba tarafını çekmişsiniz ikiniz de. Bence sen bu gece burada kal. Berk de gelir birazdan. Baba ve oğulları akşamı yaparız beraber. Tamam tamam. Biraz abarttım, hızlı gittim. Yani Berk gelir. Hep beraber oturur konuşuruz. Sana bir özür borçlu sonuçta. O da şimdiye kadar çoktan pişman olmuştur. Neyse sen Berk'in odasına geç. Biraz dinlen istersen. Ha, hadi ben yardım edeyim sana. Yavaş. Zorlama kendini. Ağrı var mı? Yok Kenan Bey. Tamam. Uzan. Rahat rahat. İyiyim Kenan Bey, sağ ol. İyisin ha? Hı. Ağrı falan yok. Yok. Yukarıya geleyim mi? Teşekkür ederim. Efendim Derya. Ali'yi mi aradın? Tabii ki Ali'yi aradım. Bu Ali'nin telefonu çünkü. Oğlum yanımda burada. Hatta izin verirsen bu gece burada kalacak. Kapattı. Yarım saate burada olur. O halde hazırlanalım.
Derya, hoş geldin. Derya. Ne yapıyorsun sen burada? Buraya mı kaçtın? Bizim taraf. Ha ha ha. Ne işin var burada diye soruyorum ama cevabını evde istiyorum. Yürü, eve gidiyoruz. Yürü. Ben bu gece burada kalacağım. Ali bak, sabrımı taşıyor. Yürü dedim sana. Yürü. Ya sen ne yaptın bu çocuğa gene? Her seferinde ne yapıyorsun, kafasını böyle karıştırıyorsun? Ya artık suyunu çıkardın ya, yeter. Biraz sakin olur musun ya? Sen de fazla tepki verdiğini düşünmüyor musun yani? Ne abartıyorum? Ne fazlası ya? Fazla falan değil hiçbir şey. Fazla olan bir tek şey var, o da sensin. Sen fazlasın Kenan. Hep böyleydin. Fazlasın sen. Sana her zaman kaçış uzmanı falan diyordum ya. Değiştiriyorum fikrimi. Artık kaçış uzmanı ben olacağım. Senden kaçacağım. Çünkü sen tehlikeli birisin. Sen bulunduğun her yerde ya sorun yaratıyorsun ya da bir dert yaratıyorsun. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ya? Ortada tehlikeli olan bir durum gösterir misin bana? Burada sen gelmeden önce oturmuş biz oğlumla sohbet ediyorduk. Sorun 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 diyorsun. Ne var yani? Sen girdin öfkeli ortalığa, bağır çağır. Ben anlamıyorum yani. İlla ki vardır. Şu anda görmüyor olabilirim ama mutlaka vardır. Senin bulunduğun ortamda mutlaka sorun vardır. Şimdi oğlumu alıp gidiyorum. Sen de hiç karışmıyorsun. Ben eve gelmiyorum anne. Buraya geldim çünkü Kenan Bey'den velayetimi almasını isteyecektim. Ya hadi söylesene kim? Yok, söylemeyeceğim. Bu bilgi bende kalacak. Vakti gelince öğrenirsin. Aa. Şey. Annem duysa yıkılır. Ya şimdi ben bir ilişkiye girmeden önce annenin psikolojik durumuna mı bakacağım? O mudur yani? Bak o, ya biz seneler önce ayrıldık, boşandık, bitti bu dava. İkimiz de daha çok genciz ayrıca. Yani ikimizin de karşısına başka insanlar çıkabilir, evlenebiliriz falan. Evlenebiliriz? Yani eğer doğru insanı bulduysan, ilişkine güveniyorsan, gerçekten seviyorsan falan, ya işte çok doğal bir şey aslında. Buraya kadar tamam ama sen evlenirsen ben annemle yaşarım. Ya ben sana demedim ki ben yarın evleniyorum, düğüne gel diye. Dedim işte, şey yaptım dedi, birine bir his besliyorum, seviyorum dedim. Acele mi saçma saçma evden giderimler falan? Saçma değil de seviyorsan, aşıksan, işte eminsen tamam ama dediğim gibi evlendiğin gün ben bu evden giderim. Ya bak giderim diyor. Sen çağır. Nereye gidiyorsun oğlum? Otur şuraya, gel şunu. Baba oğul bir konuşalım. Niye gidiyorsun ki? Çocuklarla planım var. Saçmalamıyorum ya. Tamam. Ergen sirbe atmıyorum. Merak etme. Anne, ben böyle öğren istemezdim ama hani bir şans vermek istiyorum. Annem. Peki madem burada kalmak istiyorsan burada kal. Anne, buradan okula gidersin. İstediğini yap. Bana başka şans bırakmadın ki anne. Bak eğer istersen ben seninle beraber eve gelirim şimdi. Ama okula devam ettirmen şartıyla. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Anne, çaresizim ben. Ve çareyi de velayetini bu adama vermekte mi buldun? Çok zekice Ali. Bravo. Aferin. Anne bak. Tamam, umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Gerçekten umurumda bile değil. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Bu evde bu adamla beraber kalmak istiyorsan burada kal. Sen zaten yetişkin biri oldun artık, öyle değil mi? Kararlarını kendin verebilirsin. Benim de umurumda değilsin. Derya. Ne?
Çağrı? Kuzum? Anne. Ne oldu? Kuzum sen iyi misin? Bana öyle acil gel dedin, ne oldu? İyiyim, iyiyim. De... Galiba babam evleniyor. Neyse ben bir süre babamla kalmak istemiyorum. Seninle kalabilir miyim? Anne. O kadınla mı evleniyor? O kadın bende bilgisi yok. Derya. Derya? Ali'nin annesi. Çok mutlu oldum beni tercih etmene. Önce babalık davası, sonra velayet. Ama merak etme, hızlandıracağım işleri. Ben sizi kabullenmedim Kenan Bey. Önce bunu bir netleyelim. Ama istemezseniz de sorun yok. İsterim canım, istemez olur muyum? Annene blöf yaptığının farkındayım ama sevdim o blöfü. Yani oğlum benim soyadımı taşıyacak. Tamam, prosedür neyse yaparız biz. Ama şunu bilin, bunu istemem sebep okula devam edebilmek. Eğer annem fikrini değiştirecek olursa... zaten size ihtiyacım kalmayacak, bunu da peşinen söyleyeyim. Altında o yüzden başka sebepler aramayın. Tamam tamam, bence sıkıntı yok. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Dur. Ben... Yaram var, nereye? Acil gitmem lazım. Oğlum, duyduk ya oğlum. Var ya, yani. Afiyet olsun. Kalk. Ha, gidiyorlar. Ne oldu ya? Nereye ya? Berk. Oğlum neye sıkıldı canım bu kadar? Anlat, konuşalım. Aa, ne oluyor be? Bu ne ya? Gitmem lazım. Nereye? Çağrı. Anlatırım. Gitmem lazım. Ne alaka ya? Mesaj geldi. Bize de. Ne oldu, bunlar ne yapıyor ya? Sizin ne işiniz var ya burada? Mesaj geldi. Hayırdır lan, sizin ne işiniz var burada? Aa. Ne oluyor lan? Kim çağırdı beni buraya? Oğlum siz mi attınız lan bu mesajları? Oğlum biz ne mesaj atacağız? Siz yapmadınız mı? Ya bizim gece gece okulda ne işimiz var? Ne bileyim Çağrı. Ne oldu, bu ne? Selam, beni özlediniz mi?